Medyanet Grup ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Sahadakiler programına tekrar karşınızdayız. Yine Kayseri sporumuzu konuşacağız. Kayseri Spor Fenerbahçe maçını konuşacağız. Çok olaylı bir haftanın en ilginç maçlarından bir tanesi oldu. Çok tartışıldı. Kayseri Spor açısından da Fenerbahçe açısından da kötü geçen bir maç oldu sayabiliriz. Yine bu hafta konuklarımızdan Şemim Hocam, hoş geldiniz tekrar merhaba, yayınımıza. Merhaba, sağ olun. Nasılsınız hocam? Vallahi iyiyim. Bir hafta oldu, ara verdik. Evet, iyi. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Evet. Abdülkadir, her hafta olduğu gibi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet. Serdar abi, sen de bir hafta ara vermiştik. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim, her şey yolunda. Yolunda. Çok güzel. O zaman senden başlayalım bu hafta. Dinlendin biraz, mola verdin. Yedek kulübesinde oturdun geçen hafta. Evet, Fenerbahçe, Kayseri Spor olaylı maçı. Ama ondan önce isterseniz kısa bir Karaman'ın maçtan önceki açıklamasını dinleyelim. Oradan başlayalım istersen abi. Hazırsa video izleyelim. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Çok farklı bir maç olduğunu dile getiren Karaman, hakem Cüneyt Çakır eleştirdi. Kayserispor mevcut elindeki kadrosu ve rakip Fenerbahçe'ye karşı taktik planlaması ilk 45 dakika çok iyiydi. Hemen hemen pozisyon dahi vermedik. Yani iyi kapattık. Kaptığımız toplarla da atağa iyi çıkabilsek daha farklı işler yapabilirdik. Evet, ikinci yarı başladı. 2-0. Müthiş. Fenerbahçe'nin hamleleri. Tabii kulübede Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Bir teknik adam için bu hamle güçleri çok önemli. Evet, 2-1'e geldi ve ben oyunun uzatma dakikasını görüp ona göre oyuncu değişikliği yapmayı düşündüm. Ki 90'dan sonra da baktık 5 dakika verdi. Hemen 3 oyuncu değiştirdik. Şimdi 95, tabii bu 2-2 bitmiş maç. Fakat satranç gibi oynuyorsunuz arkadaşlar. Oyunu nasıl tutarım? 3 dakikayı nasıl bitiririm? Maç 2-1 çünkü. 95 oldu, 97'de verdi penaltıyı. Ben 95 bitince yan hakeme dedim. Hocam 50 saniye daha koyduk dedi. 3 oyuncu değiştirildiği için. Okey. Şimdi penaltı pozisyonuna, Fenerbahçe'nin direkten dönen topu, kaçırdığı penaltı var. Yaptığı organizasyonlar var. Bu işin ayrı tarafı. Ama Mete Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Mete Kalkavan, kusura bakmasın. VAR'a çağırdın hocayı. Çünkü Cüneyt Çakır 3 metre orada. Yani o pozisyonlar penaltı veriliyorsa kabulüm. Her hafta 15 tane penaltı çalınır. Yani şöyle bir tuttu gibi pat. Ya kornerlerde ne pozisyon? Belki bizim maçta da vardır, analizini yapıp koyarım ortaya. Lehimize aleyhimize olabilir. Çünkü aynı Mete hocam geçen sene ben Kasımpaşa Ankara Gücü'nü oynarken ya bir penaltı verdi. Ve o hafta bütün spor otoritelerini dinledim. Herkes bu penaltıya karşı çıktı. Şimdi bunun tersini çevirsek, Fenerbahçe çok önemli bir Türkiye'yi temsil eden, çok önemli büyük bir kulübümüz. Bütün spor branşlarında Türkiye'yi temsil eden büyük bir kulüp. Tersi olsaydı, Fenerbahçeliler yanlış anlamasın. Tersi olsaydı o dakikada aynı pozisyonda Mete Kalkavan veya kim olursa olsun Cüneyt Hoca'yı çağırıp o penaltıyı bizim lehimize verir miydi? Sorun bu. Üç Türk kuralında teknik adama duvar örüyorlar. Tak diye duvar örüyorlar. Taktiksel oyunu kilitliyorlar. Futbol Federasyonumuz Türk futbolunun en önemli kurumu. Alacağı her karara saygı duyup desteklemeliyiz. Fakat kararlarda, burada diğer teknik adamlara da sesleniyorum, farklı düşüncesi olan çıksın konuşsun. Şimdi ben, 3 Türk oynuyor, Türk'ü vasat oynuyor. Oyundan almak zorundayım veya sakatlandı. O pozisyona sokacak Türk'üm yok. Sonra bir yabancı alacağım, yanına bir Türk sokacağım. Yabancıyı oraya koyacağım, Türk'ü baş... Arkadaşlar bu oyuna, oyunun zenginliğine duvar örmektir, kilit vurmaktır. Ben belki maçın 60'ında iki Türk'ü alıp iki yabancı koyup oyunu başka yere getirebilirim. Var öyle oyuncu. Alamıyorum.
Bunu buradaki medyadaki arkadaşlarıma, bu konu tartışmaya açılmalı. Evet, bir karar alıyorlar ama bu karar teknik adamı, ya baskette adam alıyor, sokuyor, çıkarıyor ya, ve bir şey görüyorsunuz. Futbolda böyle bir şey, böyle bir şey ben anlayamıyorum yani. Bu bir ayrımcılık mı diye de düşünüyorum kendi kendime. Evet Serdar abi, Hikmet Karaman'ı dinledik. Uzatma süresini hakemin fazla vermesini eleştirdi. Penaltı pozisyonu tam tersi olsa Kayserispor'a verilmezdi. Orayı eleştirdi. Bir de üç Türk kuralını eleştirdi maç sonunda. Çok konuşuldu penaltı pozisyonu. Senin yorumlarını alalım şimdi abi. Şimdi Hikmet Hoca konuşuyordu. Sanki kesildi gibi oldu. Daha konuşuyordu. Herhalde daha da konuşuyordu. Var, devamı vardı evet. Bayağı yani, uzundu. Uzatmamışlar. Hakem uzattı ama doğru söylüyor. Şimdi madem öyle tersten başlayayım. Not almıştım. Tamam. Hocanın serzenişlerinin haklı olduğu noktalar var. Penaltı konusunda şöyle bir haklılığı var. Hakikaten tam tersi olsaydı verilir miydi? Verilmezdi bence de. O konuda haklı. Ya da şöyle, bu tür pozisyonları böyle samanlıkta iğne arar gibi var ararsa her maçta birkaç tane bulur. Bu konuda haklı. Ama yabancı sınırlaması konusunda kendisi, ben bu maçta, yani bu maçın mazereti bu değil. Yabancı sınırlaması ile ilgili ben de katılıyorum. Bu doğru bir karar değil. Eyvallah ama Hikmet Karaman hocamızın bunu bir mazeret olarak maçtan sonra söylemesi bence bu konuda haklı değil. Bu mazeret olamaz. Yani böyle bir, herkes aynı şekilde, yani İstanbul takımlarının belki bu konuda bir avantajı var denebilir ama diğer takımların için de aynısı geçerli. Herkes aynı şartlarda yarışıyor. Bu konuda bence yanlış. Şimdi çok hızlı geçeceğim. Erken biten bir tane maç vardı bu hafta. Evet. Tekrar çağrıldı değil mi? Ben evet, 10 dakika sonra anlamadım. Tekrar çağrıldı. Ben maçı izliyordum, kapattım. Bundan sonra başka işlere baktım falan. Böyle bir haberde okudum, gördüm. Maç tekrar başladı. Maç tekrar başladı. Şimdi bir tane maçı erken bitiriyorsun, bir tane maçı geç bitiriyorsun yani. Fenerbahçe Kayseri maçı. Bu konuda Hikmet Hoca'ya haklı olabilir. Yani sayarsan belki tutmayabilir. 5 dakika fazla olabilir, az olabilir. Neyse. Ancak Hikmet Hoca şey dedi, ilk 45 dakika biz çok iyiydik dedi. Ona şurada ilerleyip, ilk 65 dakika biz çok iyiydik. Ne oldu da 65 dakikadan sonra takım bu hale geldi? Yenilmekten kurtulduk belki de, bakmayın öyle olduğuna. 4 tane toplar, 3 tane top direkten döndü. 4 tane. Penaltıyı geçiyorum, penaltı da var. Penaltı bir de atılamayan penaltı var. Birlikte 4. Penaltı bitti 4, penaltı geçtim, o başka bir şey. İlk penaltı. Onu da saydı ya. İkinci adam başlıyor. Dakika 65'ten sonra 3 tane topları direkten döndü. Ve çok net de çok da klas bir gol attı arkadaşlar. Ceza sahasının dışından, içinden fark etmez. Vurduruyorsun ve 65 dakikadan, dakika 65'ten sonra takım motivasyonu, konsantrasyonu gitti. Bütün enerjisi bitmiş olan Fenerbahçe bir cana geldi. Ne oldu? Onu artık konuşuruz. Şimdi röportajın büyük bir kısmında mazeret dinledim. Ben Hikmet Hoca'dan mazeret dinlemek istemiyorum. 30 yıllık tecrübesi olan bir hocanın sorumluluğu almasını istiyorum. Ben dakika 65'te şunu yaptım, yanlış yaptım desin ya. Sorumluluk bana ettir desin. Yani orada yabancı hoca oyuncu almak için Türk oyuncu çıkarıp yabancıyı alamayacağı belli. Hangi oyuncu çıkaracak? 3 tane kötü oyuncu var. Türk oyuncu kendi söyledi. Kimi çıkaracaktı Cardozo'nun yerine? Sonra biraz dur filan dedi golden sonra. Orada bir dakika 60'da çağırdı. Herhalde o anda şeyle değişecekti herhalde, anladım. Emrah'la mı değiştiremezdi ki? Ya değiştiremezdi de acaba işte iki tane kaldı mı acaba? Aynı anda mı yapmak o, ona istiyordu? Ona mı takıldı? Yok canım. Bilmiyorum ki abi, yani anlayamadım. Bir de şuna ben, satranç kelimesinin böyle hani satranç böyle deyince ben de satranç oynarım. Geçenlerde turnuvaya katıldım. Kendimi iyi oynayayım diye düşünüyordum. Turnuvada ortalarda kaldım. Satranç turnuvasına katıldım. Kayseri şampiyonası vardı. Böyle güzel güzel 14'ün 15'ün çocuklar maç yaptı. Beni yendiler. Çok da güzel oynuyor. Yani iyi yetişiyorlar. Şimdi bu satranç kelimesini koyunca Hikmet Karaman, yani ben bunu satranç gibi oynayabiliyorum. Her şeyi planlıyorum ediyorum da engel oluyorlar filan. Yani bu kelimeyi de artık ben itici olmaya başlıyor. Ben itici geliyorum, bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, bilmiyorum katılır mısın Serdar abi ama hoca özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi maçlarda gerçekten rakibi çok iyi çalışıyor. Yani hafta içerisinde işte yapılan taktik idmanlarında, normal idmanlarda
özel işte birebir görüşmelerini daha fazla sıklaştırarak bu tür maçlara daha iyi hazırlanıyor gibi geliyor bana hoca biraz daha. Çünkü evet, basın, hoca tabii. Bu tür maçları daha çok seviyor. Niye? Çünkü bu maçlarda alınacak bir galibiyet bir anda sizi Türkiye gündemine taşıyabiliyor. Yani örnek veriyorum, Gaziantep Rize'yi yendiğiniz zaman 3 puan alıyorsunuz. Konuşuluyor, bitiyor. Ama Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yendiğiniz zaman, hele ki bunu iyi bir oyunla başardığınız zaman, o hafta tamamen konuşuluyorsunuz, gündemde oluyorsunuz. Evet. Ama niye yenildi diye konuşuluyoruz genelde. Genelde öyle ama yine bir şekilde ama isim gündeme geliyor. Evet. Yerel basında da konuşuluyor, ulusal basında da konuşuluyor. Yani hocanın da bunu sevdiğini biliyoruz. Yani artık hangi galibiyet daha değerli? Efendim? Yani şu anda bizim Çaykur Rize'ye karşı alacağımız galibiyet mi daha değerli? Fenerbahçe'ye karşı alacağımız galibiyet mi? Tabii ki Rize. Rakibini yenmek daha önemli tabii. Çünkü biz aynı puana geldiğimiz zaman Fenerbahçe ile gelmiyoruz. Rize ile geliyoruz. Ne? Başakşehir ile geliyoruz. Kasımpaşa ile geliyoruz. Geçen sene bizim ligde kalmamızın belki de en önemli sebeplerinden biri ikili avarajlar da herkesten iyiydi. Tabii rakiplerimiz yendik. Evet, doğru. Bir de uğraştırmak. O zaman senden devam edelim. Bu sene tersi oluyor Şemin Hocam. Bu sene tersi. Bu sene... Daha çok İstanbul takımından yeniyoruz. Rakiplerimize karşı iyi değiliz. Bakalım. Senden devam edelim o zaman Şemin Hocam. Ya şöyle. Dediği gibi maçın, satranç dedi ya maçın, Serdar abi. Orada bir cümle kurdu basın toplantısında. Uzatmaya gelince 3 oyuncu değiştirdim. Süreyi oynadım dedi. Ama hakeme de tepki gösterdi. Neden 50 saniye uzatıyorsun gibisinden. Şemin Hocam bir bırakmadan hocama bir şey demek istiyorum. Ben şimdi biraz daha taraftar gözüyle bakıyorum da. Bu dakika 65 muhabbetinde ben hakikaten acaba çok mu taraflıyım? Üzgün müyüm? O yüzden mi acaba ona ön yargı? Şöyle çok merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi maçın hikayesine bakmak lazım. Her maçın hikayesi ayrıdır. Evet, Hikmet Hoca sadece Kayserispor'da değil, diğer maç şeylerde de takımlardayken de hatırlayın. Ankara Gücü'ndeyken büyük maçlardan çok iyi puanlar çıkardı. Tüm basın Hikmet Hoca'yı göklere çıkardı. Ankara Gücü çok iyi top oynuyor. Fener'den puan çıkardı. Galatasaray'ı yendi vesaire vesaire diye. Hatırlarsınız değil mi geçen yıl? Evet. Ne oldu sonuçta? Küme düştü. Ankara Gücü küme düştü. Hiçbir basının ben Hikmet Hoca Ankara Gücü küme düşürdü dediğini duymadım. Ama her galibiyetten sonra yani Hikmet Hoca bu işin şov kısmını biliyor. Oraya girmek istemiyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi herhalde 3 yıldır falan bu programı canlı banttan bir şekilde yapıyoruz. Evet. Benim 3 yıldır savunduğum bir şey var. Türkiye'de hakemlik sistemi babadan oğula geçen padişahlık sistemiyle eşdeğerdir. Bir şekilde hakem olmak istiyorsanız bunun birinci şartı babanızın birincilikte yani profesyonel ligde hakem olması gerekir. Eğer babanız yoksa dedeniz, dedeniz yoksa amcanız hakemse sizin hakem olma potansiyeliniz yüksektir. Çünkü neden? Ülkemizde diğer ülkelerin aksine hakemlik genetik bir unsurdur. Yani bunu Avrupa'da göremezsiniz. Avrupa'da genetik bir unsur değil ama size kendi ülkemizde genetik bir unsurdur. Kayseri'nin nüfusu kaç? 1,5 milyon. 1,5 milyon. 1,5 milyondan hakem çıkmaz. Galip Biteke'nin oğlu Abdülkadir, ya iyi kötü anlamda söylemiyorum, hakem çıkar. Neden? Çünkü genetiktir. Tabii genetik. Şimdi böyle bir sistemde geçip de hakem müessesinden hala bahsetmek bana biraz vandallık geliyor. Ne bekliyorsun? Ya ne bekliyorsun? Serdar Tokat, Metin Tokat, işte onun oğlu, onun oğlu, onun oğlu, onun oğlu. Ya toplam 40 hakem var. 40 hakemin 20 tanesinin akrabası eskiden hakemlik yapmış. Bu şeyhlerin yani el vermesi gibi galiba biraz. Şimdi bunu siz hala beceriye bağlıyorsanız, hala bunu yetişmeye bağlıyorsanız o zaman bir sıkıntı vardır. Yani bu hakemlerden evet geçmişte çok konuşuyordum artık konuşmuyorum. Yok olan bu. Bu. Başka bir şey beklemeyin. Siz 65 milyondan seçerseniz bir şeyler çıkar. Ama toplam 1000 kişi içinden seçmeye kalkarsanız sonuç bunu doğuruyor. Buraya virgül koyayım konuşacağız. Kulüpler Birliği bu konuda karar almıştı. Akrabası olan kan hakemlerin istifa ettirilmesi yönünde onu yakın bir zamanda. Onu konuşacağız. O virgül. Evet. Gelecek konuşalım. Şimdi maç hikayesine gelince şimdi maçtan önce ben şöyle baktım. Dedim ki ya bu Fenerbahçe ile biz oynayacağız. Ben Fenerbahçe'ye kim almak istersin? Der Altay istemem kalede. Gustavo'yu ön libero'da istemem. Forvet'te de mümkünse Valencia olmasın derim. Bak o kadar forvetin içinde. Aynen. Evet. Üç tane direkte tutuyor. Dördüncü dileğin
Deplasmanda bir Avrupa maçı yapmış Perşembe günü. Yorgun. Tamam mı? Yorgun. Ve futbolcu uzun süre sonra bir galibiyet almış. Herkes bunu avantaj gibi görüyor ama o biraz da insanın şeyidir. Yani kaslar boşalır galibiyetten sonra bir rahatlama gelir. Böyle bir durum var. Yani maçtan önce istediğin her şey senin gibi gidiyor. Maçtan önceki hikaye bu. Baktığınız zaman. Ve cumartesi günü bir olay daha oluyor. Beşiktaş Trabzon'u yeniyor. Pardon, Trabzon Beşiktaş'ı yeniyor. Hikaye hala sana geliyor. Ne demek bu? Fark 11 puana çıktı veya 10 puana çıktı. Ne demektir? Fenerbahçe'nin galibiyetten başka şansı yok. Yani Trabzon yenilse, ya bir yenilse Fenerbahçe ne olacak diyecekler ki ya zaten aynıydı puan farkı diyecekler. Ama puan farkı 10'a çıkmış, seyirci gelmiş, baskı. Seyirci baskı yapıyor. Yani rahat olan taraf Kayserispor, baskı altında olan takım Fenerbahçe. Maç başlıyor. Maç başladığı zaman zaten Fenerbahçe'de o şeyi hissediyorsunuz. Stres hissediyorsunuz. Hissediyorsunuz. Ne oldu? Penaltı oldu. Tam Fener'in istediği şeydi. Ama penaltı kaçınca bu sefer baskı homurdanmaya başladı. Arttı. Bakın penaltı. Evet. Seyircilerimiz bir dikkat etsin. Penaltı atarken İrfan Can'ın suratına iyi bakın. Tabii. Çok stresliydi. İnanılmaz stresli. Maçın başında da aynısı vardı. Yani evet. Kayserispor hani normal bir lig maçı yapıyorsun. Adamdaki stres Adrian'ın tavan görüyorsun sanki yani. Sanki şampiyonluk maçının penaltısını atıyormuş gibi. Ve penaltıyı kaçırdık ki ruh haline bakıyorsun. Diyorsun ki ya buradan bir şey çıkmaz. O sırada ne yapıyorsun? Evet. Yani maçın her şeyi senin istediğin baştan gibi. Başlıyor. Her şey istediğin gibi evet. Diyor. Dakika 65 oluyor. 65 olduğu zaman ikinci golü buluyorsun. İkinci golü bulduktan sonra daha feci bir şey oluyor. Fenerbahçe'nin taraftarı Fenerbahçe'nin karşısına geçiyor. Yani senin için dezavantaj olan şey bir anda avantaja dönüyor. Yönetim istifa diyorlar, futbolcular da telaş başlıyor. Kayserispor'u alkışlıyorlar. Mert Hakan Yandaş'ın yaptıklarını gördünüz. Normal. Neden? Çünkü çok gergindi. Çok gergin. Taraftar bir taraftan bağırıyor. Yönetim Ali Koç istifa dönüyor. Yani her şey lehine gidiyor. Evet. Fark atacak maçtı yani. Fark atacak maç. Evet. Şimdi ne oldu hocam? Normalde düşündüğünüz zaman şu denebilir. Çokça da deniyor. Ya Fenerbahçe'den deplasmanda alınan bir puan iyidir. Genelde düşündüğünüz zaman bir son dakikada sevindi o şu anda. Bu şu olabilir. Evet. Ya iyidir denilebilir. Ama maçın hikayesine baktığınız zaman her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Bu hikayede Kayserispor kayıpta. Hikayenin her tarafında Fenerbahçe dezavantajlı. Her evet. Köşesinde. Şimdi gelelim son dakikaya. Ya bunu yani benim değil sokaktaki çocuğa sorsam bilir. Kardeşim var da Mete Kalkavan varsa sahada da Cüneyt Çakır varsa parantez açıyorum. Cüneyt Hoca Giresunspor Fenerbahçe maçında maç 2-1 iken Giresunspor'un gollük atağında maç bitiren adam. Evet. Pası verecekti, bitirdi. Gollük atağında maç bitirdi. Doğru. Öyle boş. Cüneyt Çakır aynı Cüneyt Çakır. Cüneyt Hoca'yı izleyen adam şunu bilir. Kardeşim fırsat vermeyeceksin. Ben bunu biliyorum taraftar olarak. Ben biliyorum. Pozisyon oldu penaltı dedim. Dokunduğu anda penaltı dedim. Çünkü ha Cüneyt Hoca değil. Cüneyt Hoca'dan sekse dedim. Mete Kalkavan'dan sekmez. Ki Mete Kalkavan'dan sekmedi. Cüneyt Çakır korner verdi. Aynı Mete Kalkavan Beşiktaş Fenerbahçe maçında daha Beşiktaş'ın lehine penaltıyı veremeyen kişidir. Doğru. İzlesin seyircilerimiz. Doğru. Beşiktaş Fenerbahçe maçı maç veriyorum. Çekti mi? Vermedi. Ama aynı Mete Kalkavan'a sen o fırsatı vermeyeceksin. Hele ya bunlar ondan sonra diyorlar ki biz işte stresliyiz, baskı altındayız. Kardeşim o kadar para alıyorsan onu da bil ya. Maçın son dakikasında Fenerbahçe stadında oynuyorsan o hareketi yapmayacaksın. Ben Mete Kalkavan'a kızmıyorum. Cüneyt Çakır'a gerçekten kızmıyorum. Çünkü Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan'ın ilk işi değil ki bu. Defalarca gördük bunu. Bir sürü büyük takım maçında gördük. Onlar işini yapıyorlar. Evet. Yani onlar o penaltıyı verir. Yapma kardeşim. Fırsatı vermiyor. Niye veriyorsun o fırsatı? Şunu söylüyorum. Velev ki dokunmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yetişemezdi. En kötü ihtimal nedir? Yetişemezdi. En kötü ihtimal gol olmasıdır değil mi? Ya penaltı olacağını gol olsun. Bırak 2-2 zaten bitecek maç. Yetişemezdi ya. Dur.
Yani hani en kötüyü diyorum yani. Ben orada şunu çok merak ediyorum. Tam çekemedi de alamakalı çekiyorsun. Gerçekten şunu merak ediyorum. Yani ben Ramazan ne düşündü? Anladı penaltı olduğunu, bakışlardan zaten belliydi. Ben yani, bakışlarını görünce tamam penaltı biliyorum. Yani ben hiç bakışa falan bakmadım. Elini koyduğu anda dedim ki eyvah Cüneyt Hoca hayatta bundan sekerdi. Mete Kalkoğan'la hayatta sekmez dedim. Hani bizim burada yorumculukta bunu düşündüğümüz şeyleri o kadar ücret alan, işi bu olan, profesyonel olan kişiler neden düşünemiyor? Ben anlamıyorum. Çok konuşacağız çünkü maçın içinde Hikmet Hoca, Ramazan, Cüneyt Çakır, Mete Kalkoğan, Fenerbahçe, o kadar fazla hikaye var ki hangisini konuşacağımızı bilemiyoruz. Yani şu anda daldan dala, daldan dala atlıyoruz ama sıkıntı var. Bence maçın çok iyi analiz edilmesi lazım. Çok büyük bir fırsattı. Yani ben abartmıyorum ama eğer Kayserispor'un yerinde Alanya falan olsaydı 4-5'lerlerdi yani. Tarihi fark atarlar. Fenerbahçe evet. Çünkü 65'ten sonra seyirci karşıya geçince şeyin tamamen şeyi düştü Fenerbahçe'nin. Yani dikkat edin. Taçı kullanamıyorlar. Bilekli evet. İtiraz vesaire. Kaçta geldi oyuncu değişikliği? Hangisi abi? Bizim meşhur oyuncu değişikliği. 66'da Gavronovic ile Cardozo'du. Bir dakika sonra zaten gol oldu. 66'da da Gavronovic ile Cardozo değişti. İşte yani daha maçın içine daha hiç girmedik. Yani maçın evet. Hikayesine baktığımız yok, zaman... Gerçekten yani çok konuşulacak şey var. Yani orada hamlelerinde yani bazı hamleler yerinde olmadı. Bazı hamleler de zaman olarak çok geç kaldı mesela. Yani ben, bana göre Atama Campagnaro değişikliği çok daha önceden yapılması gerekiyordu. Ki bana göre şimdi baktığımız zaman Fenerbahçe 2-0 gerideyken arkalarını çok boş bıraktı. Evet. Kayserispor o anda zaten çok ciddi kontrol ataklar yakaladı. O anda biraz daha hızlı oyuncuları oyuna alabilseydik. Mesela Carlos Mane. Her zaman için hani Carlos Mane'yi hızıyla biliyoruz. İşte iyi dripling atabilen bir oyuncu. Orada bir Carlos Mane hamlesi olabilseydi belki ataklarımız, kontrol ataklarımız Kayserispor adına daha da faydalı hale gelebilecekti ki yani, kontrol atakta da kaçırılan 2-3 tane pozisyon var. Çok net pozisyonlar var. Yani kaçırılan. Evet. Kemenin değerlendiremediği kemenin pozisyon. Ramazan'ın pas vermediği pozisyon. Ramazan'ın pas vermediği pozisyon. Yani o özellikle Berke yani ya bir şey söyleyeyim yani. Şu dikkatimi çekti. Özür diliyorum. Bölüyorum Şemin Hocam. Benim en çok dikkatimi çeken olaylardan biri sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Fenerbahçe kalecisi Berke ile savunma arasında ciddi bir uyumsuzluk ya, vardı. Mükemmel korner, bir uyumsuzluk. Yani korner noktasına geldi. Birbirlerinden haberleri yoktu. Top almaya korner noktasına geldi. Kim eğer Yüce, orada olmasa... Berke'ye bırakıyor. Berke Kim Yüce'ye bırakıyor. Yani bir şey ya ben şunu fark ettim. Yani bilmiyorum. Şimdi ben yorumlarda teknik konularda hiç değinmek istemem. Şöyle istemem. Yani benim çok haddime değil. Hani sadece futbolun nasıl oynandığını veya hikayelerine bakarım. Evet. O konulara bak. Ama şunu bu hafta şunu dikkatimi çekti Türkiye Ligi'nde. Ya biz geçen hafta Karagümrük maçını seyrettik değil mi? Evet. Burada da konuştuk. Karagümrük'ün yenmesi acizane şeyi, acizane fikrimiz Karagümrük'e gol atabilmek için ön alanda pres yapıp aldığımız zaman bunlar hata yapıyor, gol oluyor evet. Değil mi? Doğru. Ya şimdi düşündüm Galatasaray Karagümrük maçını seyrediyorum. Diyorum ki yani geçen haftaki mantıkla önde bir presle başlaması lazım Galatasaray'ın. Çünkü Karagümrük kabile top çeviriyor. Ve preste mutlaka hata yapıyorlar. Ki attığı birbirlik golde Feguli topu kaptı. Gol attı. Ondan attı. Aynen. 60 dakika bunu yapmadı Galatasaray. Yapmadı evet. Ya diyorum ki acaba oradan buraya geçiyor. Ya bu takımlar hiç analiz yapmıyor mu? Yani ben bunu düşünüyorum. Acaba şunu düşündüm. Herhalde dedim bunlar. Ya şu kadroyu bir yazalım şuraya. Hasan, Mehmet, Hüseyin. Analize gerek yok. Hocam bu maçta şununla çıkıyoruz. 3-5-2, 4-4-2 çıkıyoruz. Oynayın mı diyorlar dedim. Çünkü analiz olsa yani bazı takımların analizi kolay. Çok kolay. Yani haddime değil ama. Yok gerçekten öyle. Gerçekten hocam. Yani haddime bakıyorsun ne bakıyorsun. Oynadığı belli. Oyuncunun hangi oyuncunun tehlikeli olduğu belli. Yani potansiyel de belli ki. Hani hocam geride bıraktığımız ciddi bir hafta var. Hani bir hafta olmadı, iki hafta olmadı. 11 haftayı geride bıraktık. Yani bunların analizi. Mesela şunu Hikmet Hoca'ya bu maçta şu takdir ettim. Fenerbahçe'nin yan toplardaki zaaflarını ciddi görmüş. Berke çünkü yan toplarda inanılmaz zayıf. Evet. Zaten şeylere dikkat edin. Goller hep
birinci gol tamamen öyle bir üründü yani. Orada Tiam vurdu. Yani demek istediğim, ya analiz edilse Henal'da, yani bu bunların yani büyük kulüplerin azından çevresinde bir analist yok mu kardeşim? Bu takım böyle oynar, şu şöyle yapar diye. E şimdi şaşırıyorum yani, bu kadar paralar, bu kadar şeyler harcanıyor ama bu kadar şeye rağmen taraftar adına da üzüldüm. Yani büyük şeydi ya. Yani ben maçtan sonra ciddi hayal kırıklığı yaşadım, açık konuşayım. Yani şöyle hayal kırıklığı yaşadım. Maçın hikayesine baktığımız zaman hani Fenerbahçe'yi deplasmanda 3 attığımız maç vardı. Takla olayının oldu, hatırlıyorsanız. 4 müydü o maç? 4-1'di. 4-1 değil mi yani? Emin ol o maç o kadar o uzak maç değildi olacak, yani. O maç olacak. Ama dedi doğru yani, değişiklikler bir kontrata futbolcu alınmalıydı sanki yani. Evet Abdülkadir, senden devam edelim. Kısmi yorum aldın ama Fenerbahçe maçının geneline bakarsak senin açından. Vallahi şimdi değerli. Serdar abi ve Şemin hocam özetlediler. Benim açımdan da böyle yani, 65'e kadar her şey Kayserispor'un istediği gibi gitti ve Kayserispor'da o dakikaya kadar bence çok iyi bir oyun sergiledi. Hani oynaması gereken doğru futbol oynadı Kayserispor o dakikaya kadar. 65'e kadar. Hani belki topun hakimiyeti Fenerbahçe'deydi. Belki Fenerbahçe daha çok pozisyon buldu. Direkten dönen topları da vardı ama Kayserispor bence o dakikaya kadar oynaması gereken futbol oynadı. İşte orada bir Gavronović Cardozo değişikliği. Hoca belki de şunu düşünmüş de olabilir diyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta bir Cardozo hamlesi yaptı hoca. Cardozo hamlesini yapınca Cardozo iyi bir oyun ortaya koydu. Karagümrük maçında işte iki asiste de onun imzası vardı. Hoca acaba aynı etkiyi de bu maçta alabilir miyim düşüncesiyle belki böyle bir hamle yaptı ama hani bir laf vardır, papaz her zaman pilav yemez diye. Yani Cardozo da her zaman öyle asist yapacak değil. Peki, her zaman da öyle oynayacak size, değil. Yani konuyu açmak adına söylüyorum. Bende mi oluşuyor duygu, merak ediyorum. Yani Kayseri Spor'da bir, her an için bir gol yiyecek bir havası var, maç içerisinde var. Sezimliyor musunuz? Ya bu evet, endişe hocam ya, korku ya. Hani geçen sezondan kalan bir korku. Yani ben yani, diğer maçlarda mesela şimdi baktığım zaman diğer maçlarda hani seyrederken de objektif bakmıyor. Avrupa maçlarına da takip ediyorum. Onlarda da yani o şey yedik yiyeceğiz şeyi çok olmuyor. Ama Kayseri Spor'da böyle bir, mesela ben ilk kere birçok yorumcuyu dinledim. Siz de dinlemişsinizdir. Evet, İki yorumcu da Kayseri Fenerbahçe maçı rahat döndürebilir havasındaydı. Yani evet. Kayserispor böyle bir hava mı veriyor şeylere? Yani hatta ki bize bile yani yorumcularda haklıymış. Şunu da söylemek lazım hocam. Hani maç bir 5 dakika daha oynansaydı. Evet. Giderdi ben, bence. Ben 2-2'den önce Fenerbahçe'nin baskısı ve top direkten bir defa döndü falan. Ben dedim maç 3-2'ye gidiyor galiba dedim. Yani şey başladı bende. Hakikaten o biraz da psikoloji yüzünden ama şimdi hep de son dakika oluyor. Fenerbahçe Kayserispor maçları ya son yıllarda hep son dakikada geliyor. Meşhur Tolunay Kafkas'ın böyle bir 3 hafta ceza aldığı Gemet yüzünden bir maç vardı. Düdük asılan maç vardı. O da öyle son dakikaydı. Hakan Sivrisevir'in. Hakan Sivrisevir'in maçı da öyleydi. Şimdi maçın hikayesi dedik ya. Maçın hikayesi hakikaten nereden bakarsan bak her şey Kayserispor'un lehine gitti. Yani Cenab-ı Allah Kayserispor'u fark atsın diye her şey üst üste getirmiş. O şekilde gidiyor. Direklerden de döndü. Yani mükemmel gidiyor buna rağmen. Hatta bu kadar Hikmet Hoca'nın yaptığı bence hatalara rağmen top da direkten dönüyor gidiyor. Buna rağmen maç alacağız dedim. Hatta ben maç 2-1 kazansak, 3-1 kazansak bile hocayı eleştirecektim maçta. Çünkü bence büyük hataydı. Yani işleyen düzeni bozmak en çok benim kadro seçeneğim abi. Kadro seçeneği değil. Şimdi Hikmet Karaman'ın iyi yönleri var biliyorsunuz. Bazı zayıf yönleri var bize göre. En önemli özelliği İstanbul takımlarına karşı takımı çok iyi motive ediyor. En büyük müthiş bir motivasyon, zaten, konsantrasyon. Evet. Hakikaten ilk 65 dakika takım çok motiveydi. Pozisyon vermedik birinci yarı. Yok, pozisyonları yok. Sadece uzaktan bir şut denemeleri. Uzaktan şutlar oluyor. Evet. Ki goller de öyle geldi ama bence ceza sahasının önden boş vurulan da pozisyondur. Önemli pozisyondur. Evet. Onu da yaptırmadık birinci yarı. Her şey güzel gidiyor. Her şey mükemmel gidiyor. Artık taraftar da şey moduna girdi. Fenerbahçe taraftarı şunlar bir fark yesin de Kayserispor'dan. Biz de Ali Koç'u istifaya çağıralım. İşte bilmem şunu yapalım. Bunu artık, evet, artık onlar da son safhaya gelmişler. Her şey lehimizeydi. Her şey lehimizeydi. Her şey lehimizeydi. Orada takımın golcüsünü, ki çok formda bence iyi oynuyor Gavronović. Çok yıpratıyordu Fenerbahçe defansında. Evet. Takımın golcüsünü oyundan çıkarmanın mesajı şudur. Ben yatacağım. 1-0'a yatacağım, 2-0'a. Ben geri çekileceğim. Bu mesajdır. Evet. Bu mesajı kim aldı? Ben aldım.
Eyvah dedim. Alır almaz. Yandık dedim. Şimdi karşıda da olacağız dedim. Bu mesajı kim aldı? Pereira. Pereira aldı. Evet, alır. Fenerbahçe oyuncular aldı. Fırsat mı dedi ya? Fırsat. Üç yemeyeceğiz. Yani. Evet. Şey de bu şeyin hikayesinde de şu, yani ben aslında bir daha büyük bir tehlike daha var. İnsan, yani onu da fark etmek lazım. Şimdi biz de mağlubiyetler veya beraberliklerde gerçek ders çıkarırsan bu sana ileriki dönemleri de şey olarak getirebilir. Hayat tecrübesi olarak getirir. Daha iyi yerlere gidebilirsin. Ama bizde şöyle tehlikeli bir durum oluştu. Yani Türkiye birinciliğin genetiğinde var. Yani Beşiktaş-Trabzon maçı bitti. Beşiktaş'lara baktım. Beşiktaş'ın tüm mağlubiyetlerini hakeme bağlıyorlar. Eğer hakeme bağlamaya devam etsinler, devam etsinler, aynı şekilde 10 maç daha kaybederler. Ondan sonra Karagümrük maçını seyrettim. Fatih Terim ilk 60 dakika mükemmel top oynadık diyor. Yani ben dedim ki hani Fatih Terim'i de kaç yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır takip ederiz. Yani eğer Terim o maçta mükemmel oynadığını iddia ediyorsa biz başka bir şey seyrediyoruz. Şimdi geliyorsunuz, bizde de öyle. Hakem ciddi şekilde hata yaptı, kabul edelim. Ama yani kardeşim bir zahmet işte orada da Ramazan'a, yani bizim Kayseri'de de hem medyada hem genel dışarıda konuşanlara baktığınız zaman beraberliğin temel sorumlusu hakem olarak görülüyor. Bakın böyle de bir durum var. Yani biz sorumlu tek değildir. Ben evet. Tek, hani biz şunu tane, desek ki ya evet. Bir tanesi hakem evet, olabilir. Doğrudur. Evet. Buradaki kaybettiğimiz nedenlerden biri hakemdir deyip sonra hakemdir ama kardeşim Ramazan'da onu yapmayacak. Evet. 65'ten sonra geri çekilmeyeceksin gibi denirse bu beraberlik sana belki avantaj getirebilir. Ama işi oraya bağladığımız zaman bir de ülkede böyle bir tehlike var. Tek bir nedene bağlıyoruz ülkeyi. Ne oldu? Şimdi kim olsa yani taksiye biniyorum. Hani burada şeyde yorum yaptığımız için de hocam diyorlar Kayseri gördün mü hakemi? Kime gitsem gördün mü hakemi diyor. Ya hakemi gördüm ama Ramazan'da gördüm yani. Ya ama onun öz eleştirisini mutlaka yapmaları gerekiyor. Yani o anda belki dile getirmediler Şemin Hocam. Getirip getirmemeleri de bence önemli değil. Ama yani kendi işlerinde ders alması lazım. Kendi işlerinde öz eleştiri yapabiliyorlarsa bence sıkıntı yaptı. Yok. Hikmet, ama Hikmet Hoca dedi ki açık açık benim 3 tane kötü oyuncum vardı değiştiremedim. Yani hamleler konusunda. Bu kadar öyle. Net bu kadar. Hani ben bunu da eleştiririm her zaman. Futbolcuları böyle aslanların ağzına atıp da kaçıyormuş gibi hissederim. O yanlıştır. Sanki orada bir tek Türk futbolcu mu sorundu? Bence Türk hoca da sorundu. Yanlıştı. Yanlış yaptı. O zaman Karagümrük teknik direktörü ne yapsın? Ne oldu? Açıklayayım. Ha doğru. O daha kötü oldu. Karagümrük'ün defansının bel kemiği Burak. Bekeroğlu. Sakatlandı. Burak sakatlanınca defansta normal şartlarda defanstan biri sakatlandığı zaman ne yaparsınız? Defans alırsınız. Defans alırsınız. Ama Karabük'te 3 tane Türk olmak zorunda. Burak çıktı. İki tane Türk kaldı. Üçüncü girecek kişinin kim olması lazım? Türk evet. olması lazım. Ama Burak'ın yerine defansta Türk oyuncu yok. Kim aldı? Ne yaptı? Teknik direktör Biglia'yı şeye çekti. Defansa çekti. Biglia dediğiniz adam Karagümrük'ün domino taşının en önemli parçası. Beyin doğru mi? Mudur? Beyin. Beyin. Yani ben istesem teknik direktör Allah derim ya. Biz istedik bir göz. Verdi iki göz. Yani Biglia'yı en olduğu yerden nereye çekti biliyor musunuz? Defansa çekmek zorunda kaldı. Normal şartlarda yabancı sınır olmasa ne olurdu? Burak çıktığı zaman Burak'ın yanına yabancı şeyi koyardı defans oyuncusunu. Değil mi? Hı. Devam ederdi. Hikmet Karaman'ın orada söylediği şey ondan çok doğru. Ama baktığınız zaman aynısını yapsaydım. Baktığınız zaman aynısını yapsaydım. Orta sahadan bir tane yabancı çıkarıp genel olarak baktığınız zaman haklı. Ama Karagümrük'ün teknik direktörü çıkıp da bu eleştiri yapmadı. Neden? Bugün bunu yapmayacaksın. 11 hafta önce kıyameti koparacaksın kardeşim. Bu şey yabancı sınırı. Ama Şemin Hocam özür diliyorum. Sözünüzü böldüm. Kim dinliyor ki? Ya federasyon neden var? Yani federasyon abi hiçbir Türk hocam. Abi şimdi, federasyon seçmiyor şimdi abi şunu ya. Biz hocam sorduk. Sezon başında hocaya da sorduk. Diğer hocalar da dönem dönem diğer şehirlerdeki meslektaşlarımız da bu yabancı konusunu
yani daha doğrusu 3 yerli oyuncu konusunu birçok teknik direktöre basın toplantılarında veya maç önü toplantılarında soruyorlar. Ama bütün hocaların neredeyse cevabı bize soran olmadı bu konuyu. Yani bize gelip de fikir danışan olmadı. Yani hocalara sormuyorlar ki ya zaten şey Şevval Hocam. Engin, yani fikir Engin, almıyorlar hayır, ki. Engin, yani üstte 3 kişi 5 kişi belirliyor. Federasyonun üst yönetimindeki 3 kişi 5 kişi belirliyor. Bu böyle olsun. İşte bu sene 8 artı 3, öbür sene 7 artı 6, öbür sene 5 artı 4 şey ya gibi şey söyleyeyim mi? Oynayıp duruyorlar. Abi, ya sor kardeşim hocalara tamam, sor. Federasyon kim seçiyor abi? Kulüpler. Seçmesin. Aday yok. Kim seçecek hocam? Ya bir şey söyleyeyim. Ya hocam oraya girersek çıkamayız. Yani, hocam orada ya, şey, belli başlı adamlar var. Şunu söyleyeyim. Yani bir gün var diye bir gün. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi ben... O imkanınız yok ki hocam. Kulüp, yani şimdi belirleniyor zaten. Ya hocam bu Türk futbolunu zaten hani siz de çok iyi biliyorsunuz şimdi, hocam. Şimdi Şemin Hocam yani Nihat Özdemir'i bak, kulüpler mi şey yaptı peki, onayladı? Peki bu şey gibi oluyor Şemin Hocam. Hakemlere veriyor, kızıyoruz ya. Onay veriyor. Hakemlere kızınca ne yapıyoruz? Biz kendimizi göremiyoruz değil mi? Ramazan'ı görmüyoruz hakeme kızınca. Bu biraz da onun gibi oluyor. Şimdi bu tamam eyvallah hakem yanlış yaptı, federasyon yanlış yaptı. Velakin şimdi Hikmet Hoca'nın haklı olduğu nokta dediği belki şu olabilir. Kendi kadroyu kurmalı değil ya, o konuda mazeret sunabilir bize. Diyebilir ki Türk oyuncu sınırlaması olduğu için grup grup yapacak. Ya şey ona göre, bir şey ona göre Türk oyuncu alacaksın diye. Şunu söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeyim. Yalnız yabancı bak, sınırı konusunda çıkıp işte soru sorulduğu zaman ya bize soru soran yok. Böyle bir karar almış demek vardır. Yabancı sınırı sorusunda her şeyden sonra basın toplantısında basın toplantısı olma o yapmıyorsan basın toplantısında sormuyorlarsa size yayıncı kuruluşun uzattığı mikrofona her maçtan sonra iki kelime arkadaş bir gün galip geldik ama bu yabancı sınıfı futbolu baltalıyor. Yabancı sınırı tepki yok oldu ama herkes tepki gösterdi. Kulüpler de lideri çekti. O dönem herkes tepki gösterdi. Süleyman'ın da çok tepki gösterdi mesela. Budur. Şimdi bakalım yani neymiş de Türk futbolu kim gitti? Yabancı sınır olmadan önce tepki Çağlar gösterdi. Ne zaman gitti? Burak ne zaman gitti? Zeki ne zaman gitti? Okay ne zaman gitti? Yusuf ne zaman gitti? Bunlar, sınır yoktu. Bunlar sınır yokken gitti. Cengiz ne zaman gitti? Peki sınır geldikten sonra kim gidecek? Buradaki 2 milyon euroyu görüp dışarıda 1 milyon euroyu kim oynar Allah aşkına için ya? Oynamaz. Kimi kandırıyoruz? Tepki falan yok. Bir sahte pres olayı vardır. Pres yapıyormuş gibi gözüküyorsunuz. Tepki oldu. Tepki gösteren kimlerdi? Anadolu takım kulüplerinin. Kulüplerinin. Hepsi tepki gösterdi. Ya bir şey söyleyeyim. Ama İstanbul tabii takımları doğru, gösterdi. Doğru hocam. Yani şimdi yabancı sınırı varken iyi yerli oyuncu yabancıların arasına girip kendini gösterebiliyor. Evet. Daha çok kendini geliştirmek istiyor. Neden? İşte birçok iyi yabancı oyuncu gelmiş. Benim forma şansı bulmam gerekiyor, oynamam gerekiyor deyip kendini daha fazla gösteriyor. Düz bir mantık. Ama şimdi böyle olduğu zaman adam diyor ki kardeşim bu sene 3 tane yerli diyor. Seneye 5 tane diyor. Beşiktaş... Ben kesin oynarım diyor. Adam koltuğunu, formayı garantide şimdi görüyor. Abi oynar mı o adam? Bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın maçlarında yorum, maçlarından sonra yorum seyrediyorum. Yorumların tamamı yakın şu. Beşiktaş iyi takım ama yerlisi, yerli rotasyonu iyi değil. Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Yani senin takımında iyi oyuncular var. Ama sen yerli olduğu için kötü oyuncuyu oynatmak zorundasın. Bu. Şeman Hocam bunu Cimer'e yazmak lazım demek değil mi? Ya bunu nereye yazarsanız yazın. Şunu söyleyeyim. Çözülmez. Biz var ya bizim hikayemiz ne biliyor musunuz? Baştan yanlış bir kurgu var futbol üzerine ülkede. Biz bu yanlış kurgu üzerine sürekli yorumlayıp duruyoruz. Yani o zaman şimdi bir bakıyorum işte Hikmet Hoca geldi. Ya bu yabancı sınır ya Hikmet Hocam daha önce her maçtan sonra söyleseydin ya. Karagümrük maçından sonra niye demedin? Muhtemelen belki de söylemiştin ama bunlar gündeme gelmiyor. Bir iki kere değindi diye hatırlıyorum. Biriler çalıyor, biriler oynuyor. Yani, o yüzden ya bilmiyorum ama Fenerbahçe maçı dediğim gibi yani hani balığı yakalarsın. Şimdi mazeret. Yerinden kayar gider ya. Yani. Böyle böyle kaydı gitti yani. Puanı garanti yazmıştık 17 diye. Yani sistemde ya, mazereti yer yok. Sistemde mazereti evet. Yer yok. Bak onda doğru yani. Hakemdir, şudur budur, federasyon, yabancısındır vesaire. Herkes aynı şartlarda yarışıyor mu? Yarışıyor arkadaş. Sistemde mazerete yer yoktur. Evet. Ki kaldı ki bu maç için bence şimdi Fenerbahçe hocası çıksa neyse ki mazeretlerini sıralasa çok daha uzun bir liste olacağına eminim. Evet doğru. Çok daha uzun işte birkaç aklımıza geldi onları söylediniz. Ama ve lakin bizim listemiz bize tam tersine
olumlu birkaç tane konu. Belki Mensah'ın sakatlığıdır. Mensah uzun olsaydı bu kaleciyi mahvederdi belki, bilemiyorum. Ama böyle onu da çıkardı oyundan. Hatta şey, elde yani, onu da çıkardı. Savunmada belki Uğur Demirok olsa. Tam oraya değinecektim Serdar abi. Yanlış hatırlamıyorsam. Uğur Demirok. Uğur ve Onur olsaydı maç daha farklı olurdu. Onur var, Uğur var tabii, bunlar şanssızdı. Valla yani Travestiyosu hem Karagümrük maçında hem Fenerbahçe maçında yani müthiş oynuyor. Ve ben hala bakıyorum hani o anlaşan yorumcuları göremiyorlar. Ben hayret ediyorum. Çok iyi top oynuyor ya. Çok iyi top. Standart olan bir oyuncu hocam en azından. Ya çok yani uyum, çok yani bence çok üst düzey bir stoper değil. Hani yani böyle ilk 6'ya şimdi Serdar abinin konusu açılacak. Serdar abi her zaman Kayserispor'un hedefinin sezon başından beri kurulan kadro maliyeti açısından ilk 6 olması gerektiğini savunuyor. Hani bana göre ilk 6'ya oynayacak veya ilk 5 oynayacak bir kadronun stoperi değil ama belirli bir standardı olan ve o standarda kolay kolay her bozmayan maçta yani ulaşan, tüm rahatlıkla Anadolu kulüplerinde oynayabilecek potansiyele yani sahip güzel bir stoper. Şunu diyemiyoruz bak, belki şunu diyemezsiniz. Ya bugün de çok üstüne oynadı, maçı kopardı diyemiyorsunuz ama her maçta kötü oynadı da diyemiyorsunuz. Evet, o yok. Standartını süre her maçta koruyor. Bu önemli bir şey bence. Macit'te yok o mesela. Macit'te yok. İstikrar yok. İstikrar yok. Yani Macit ya kahraman oluyor ya. Uğur'da da mesela iyi bir stoper ama oynam anlamında istikrar yok maalesef. Yani orada sakatlanıyor, yani oynayamıyor da. Ama şeyi şunu da belirtelim. Kayseri Spor adına hani benim sevindiğim olay, yani o 2-0'daki üzüldü ama sevindiğim olay da şu. Konya ile Alanya maçlarında inanılmaz derecede mağlubiyetin net geleceğini düşünüyordum. Çünkü takım mücadele etmiyordu. Ama Karagümrük ve şey maçında, Fenerbahçe maçında takım mücadele etti. Evet, işte en çok bir de ben eleştiriyorum. İstanbul takımlarına karşı ciddi mücadele ediyorlar ama diğer takımlarda konsantre olursan sıfır oluyor. Yani demek ki maç seçiyorlar. Evet. Ya bilmiyorum, bu kadro dışı olaylarından sonra falan yani tek tek kadro kapıyor. Daha iyi biliyor ama. Bütün, değil hocam. Yani bu kadro dışı olaylarından sonra takım, bu kadro dışı olayından sonra takım biraz daha Fernandez'in olayı yani, hocam. Toplandı gibi geliyor bana, bilmiyorum ama. Ya hocam işte ya Fernandez'in aslında öyle bir şeyi de yok hocam. Hani bizim bildiğimiz kadarıyla ve öğrendiğimiz kadarıyla öyle hani Fernandez'in takım içerisinde başka yabancı oyuncuları yönlendirecek bir şeyi de yok. İsteği, arzusu veya gücü de yok, potansiyeli de yok. Ki Fernandez dediğimiz adam böyle soğukkanlı, işte kolay kolay ikili ilişkileri iyi olmayan bir futbolcu tipi. O yüzden hani yani şunu yönlendirir, bunu yönlendirir, bir gruplaşma oluşturur diyebileceğimiz profilde de bir genel, insan değil. Genelde o iş Türkler yapar bizde, yabancılar yapmaz. Genelde öyledir. Genelde Türkler yapar. Ya Fernandez kendi kendine ama yani hani oldu. Son iki haftadır Kayserispor oyununda ciddi bir İstanbul takımlarla maç yaptı hocam. Biri Karagümrük'tü, birisi Fenerbahçe. İstanbul takımları. Biz hangi takımları yendik? İstanbul takımları. Hepsi İstanbul. Bir tane var mı İstanbul takımları? Yok, yok. Başakşehir'i yendik. Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir'i yendik. Kasımpaşa'yı yendik. Karagümrük'ü yendik. Hepsi İstanbul takımı. Hepsi niye İstanbul. İşte anlattın? Hikmet Karaman hocamızın öyle bir olayı var. İstanbul basınında şuradan bir arkadaşlar var büyük ihtimalle. Kendini göstermeye çalışıyor. Takımı çok güzel motive ediyor. Belki o motivasyon yoruyor takımı. Biz sonraki maçlarda dökülüyoruz. Bu kadar basit. Evet. İnşallah o İstanbul takımlarına birkaç tane de Anadolu kulübü yani, bekleyebilirsin. Şöyle, avantaj da var. Yani şu anda fikstüre baktığınız zaman evet, Kayserispor Konya ile bitirdi, Alanya ile bitirdi, Fenerbahçe ile bitirdi, Galatasaray ile bitirdi, Trabzon'la bitirdi. Bir Beşiktaş yani kaldı. Üst taraf Hatay var bir üst taraf. Oynadı. Yenildik ki hocam. Evet. Deplasmanda 2-1. İlk golü Mensah attı. Ha Mensah attı. Doğru. Hatay'la da oynadı. Doğru hatırladım. Yani bir Beşiktaş kaldı hocam. Beşiktaş onun dışında kaldı yani fikstür değil. Hani şöyle bir 22-25 yaparsak. Antalya. 22-25 yaparsak. Hocam sezon başında başkanımızın hedeflerine ulaşmamız çok zor. Öyle gözüküyor şu anda. Serdar abi 22-25 kesmez yalnız Şamil hocam. Beni değil, başkanı kesmez. Evet. Başkanın hedefi ilk 6 ya. Açık ne söylüyorum yani. Evet. Doğrudur. Devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet, reklamlardan sonra ikinci bölümle karşınızdayız. Serdar abi senden devam edelim. Yine ilk yarıda olduğu gibi. Hikmet Karaman, çok bıçak sırtı bir maç izledik. Fenerbahçe yenilse Pereira'nın koltuğu bayağı bir sallanacaktı. Tam tersi Kayserispor yenilse de Hikmet Karaman tartışılma noktasına gelecekti.
belki de o maçtan sonra yollar ayrılabilirdi. Ama berabere kaldılar. İki teknik direktör de şanslıydı diyebilir miyiz bu maç için? Şimdi skora baktığımızda böyle. Evet. Hatırlayalım, Hikmet Karaman'ın taraftar tarafından, taraftar derken sadece oradaki kapalı kale grubundan değil, internette yorum yapan, görüştüğümüz arkadaşlarımız, dostlarımız, hatta stada giden, yine maraton dediğimiz yerde oturan taraftarların hemen hemen tamamı maç iyi giderken, galipken, maç sonunda Hikmet Karaman istifaya çağırdılar. Evet. Bunun tabii sadece skorla ilgisi yok. Tabii skor nasıl kaybettiğimiz maçlardan sonra Hikmet Hoca'nın bazı mazeretleri olsa da skor da yine mazeret oluyor. Yani kötü oyuna rağmen kazanıldı, hataya rağmen kazanıldı dendiğinde bile bu mazeret oluyor. Şimdi bu tartışmalar bitmedi. Ne oldu? Hakikaten Fenerbahçe mesela orada bizim maçın başındaki olay oyuncu değişikliğiyle tersine çevrilmeseydi, Hikmet Hoca'nın oyuncu değişikliğiyle o olay tersine çevrilmeseydi belki bu maç farka gidecekti. Belki yönetimle beraber Fenerbahçe'nin teknik direktörü gidecekti. Çok bir değişme vardı. Bir gazetede gördüm, hakem Fenerbahçe'yi yaktı diye. Sonra baktım ne diyorlar, baktım ki hakem Fenerbahçe'yi penaltıyı verince Fenerbahçe berabere kaldı. Şeymiş, Fenerbahçe'ymiş muhtemelen. Hayır, o anlamda demiyor. Hakem Fenerbahçe'yi yaktı derken şunu söylüyor. Ya anladım, yorumcu Fenerbahçe'li ama. İyi Fenerbahçe'li. Yani ya dese diyor, Ferrer'e gidecekti, mağlubiyet olsa, beraberlik olunca adam kaldı Fenerbahçe'de yandı diyor yani. Tek kaldığı için diyor. Ki maçtan sonra bir Fenerbahçe'li arkadaşım aradı, ayağımızın görüştük. Ya diyor, atacaktı o golü diyor. Verecekti pası diyor. Kemen için diyor. Pası verseydi şerefsiz diyor. Kızıyor sinirli. Verseydi diyor. Şimdi göndermiştik bunları diyor. Evet. Biz diyor üzüldük diyor. Ama dediğim gibi yani Kayseri'de son iki haftada gözde görülür bir şey var. Göztepe maçında da aynı şekilde sürerse yani ben katılırım. Şöyle ki iki maçtır İstanbul'da keyif alıyorum. Kayseri futbolu keyif veriyor iki maçtır. Onu söyleyeyim. Yani Karagümrük maçı da çok keyifli bir maçtı. Galatasaray maçı da keyifliydi. Ama sonrasında döküldük. Ama ondan şimdi o yüzden ben sonrakini görmek istiyorum hocam. Yani şu an ben temkinliyim. Ya iki hafta kesmez diyorsun. İlk başta bir giriş yaptı. İlk 6'yla ilgili. Ben ilk 6'yı niye söylüyorum? Bizim hedeflerimiz, kadroya baktığımızda riski az transferler yaptık. İyi oyuncularımız var. O Tiam'ın yükseldiği kafa olmuş çok mükemmel. Evet. Klas oyuncu. Tiam yıldız oyuncudur Kayserispor için. Mensah yıldız oyuncudur. Garnomic yıldız oyuncudur. Bunlardan daha önce bir tanesi gelseydi bir tane yıldız oyuncu diyecektik. Bizim şu anda takımda yıldız oyuncu çok. O yüzden ben dedim, maliyet olarak baktığımızda riski az transferleri yapıyorsan bir ticaret yapıyorsun ki bizim yöneticilerimiz aynı zamanda ticaret yapan büyük ticaretçiler bir yatırım yapmış. Yapıyor, hesabı yapmış. Ben bunu buraya koydum. Şunu almazsam zarardayım. Onu alması için ne yapması lazım? İlk 6'ya girmesi lazım. Anlattığım şey oydu. Ha, girer giremez. Ben de şu anda ilk 6'yı tabii ki çok mucize görüyorum. Başka mesele ama. Şimdi Hikmet Hoca'yı konuşuyoruz yine. Evet. Ya şu anda 6. puanı kaç? İlk de baktığımız zaman. Ben puanlara göre bakarak söylemiyorum. Biz İstanbul takımlarla konsantre olup da Anadolu takımlarla konsantre olamazsak, maç iyi giderken garip garip oyuncu değişikliği yapmaya devam edersek bu takım küme bile düşer. Böyle gidersek. Bunu net söylüyorum yani. Şimdi burada bir Hikmet Hoca ile ilgili eleştiri var. Evet. Bunun olmasının nedeni de somut şeyler. Ben normalde teknik şeylere konuşmayı sevmem hakikaten ben de. Çünkü anlamam. Orada futbolcu izleyen onlar, işte bir sürü analisti var. Futbolcuların her tarafına çip takıyorlar antrenmanda. Hangi futbolcunun performansı dahi çok iyi biliyorlar. Evet. O yüzden en doğru kararı veriyorlar diye düşünürüm. Eleştirmem. Bu arada teyit etmeye çalışıyorum. Beşiktaş'tan bazı gazeteci arkadaşlar Anne Ayben'in görevden ayrıldığını yazmışlar. Ben de hem yönetici hem Sayın Naibi'ye ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Ama bazı Beşiktaş'ı takip eden gazeteci arkadaşlarımız, yani Naibi ile bağlantısı olan Beşiktaşlı gazeteci arkadaşlarımız Naibi'nin görevden ayrıldığını yazmışlar. Yani Ali Naibi'nin görevden eğer kişisel bir sebepse yani ayrılığı nedense... Bilemiyorum ama şu anda ben de bilgiyi teyit etmem amaçlı hem yani yöneticilerimize hem de Sayın Naibi'ye yazdım.
cevap bekliyorum. Yani sosyal medyada yavaş yavaş böyle bir haber yayıldı. Çok benim yorum şu olur. Hikmet Karab'ın maç sonraki yorum eleştirileri. 3 tane oyuncu değiştiremedim. Şudur budur. Transferle ilgili demek ki bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Zaten yani araları iyi değildi. Ama şöyle ben bir şey söyleyeyim. Yani bir problem ben, vardı. Hani çok hani, iyi bir yönetici şeyi ben de izliyorum. Ben de bir sorun görmüyordum. Bu kadar yıldız oyuncuya getirmek için hem de profesyonellik adına Kayseri adına çok iyi bir şeydi. Eğer ayrılsa ben Kayseri adına İşte diyorduk ya ilk 6 ile 6. arabadaki puan farkı ne? Sorun o değil. 2 maç kazansaydı ilk 6'ya giriyorduk ama. Yani. Fark etmez. 2 maç kaybetsek ne oluyordu? Düşme potasındaydık şu an. Bir sürü garip garip maçta kazandık yani. Evet, evet evet. Şu aldığımız 1 puan bile bakma sen 65'ten sonraki olanlara bakarak da bir kazanç olabilir. Evet. Şimdi Hikmet Hoca yine konuşalım. Hikmet Hoca demek Hikmet Hoca gitmeyecek. Hikmet Hoca gitmeyeceği için de Adil abi gidiyor. Ben yorumlarım bunu. Çünkü Hikmet Hoca'nın bir mazereti şuydu. Her maçtan sonra kadroya yönelik ince eleştiri yapıyordu. Bu maçtan sonra da eleştirisini yaptı. Demek ki bu eleştirisi haklı görüldü bazı merciler tarafından. Ve o mazereti de elinden alındı. Bakalım yani bundan sonra maç ne diyecek? Yani yazık. Türk futbolunda genel bir hastalık onu söyleyeyim. Türk futbolunda profesyonellik, hakemliğinden tutun, menajerliğine kadar, kulüp yöneticiliğine kadar sıfırın altında ya. Ya bir planlama yaparsanız şimdi ben aynen, baktım. Aynen planlama yani bir kere Ali Naibi ile 3 yani. Yıllık sözleşme gözüküyor. Yani kendi ayrıldıysa ya, bilemiyorum. Ali Naibi Hikmet Karam'ın üzerinde mi? Evet. Şey olarak hiyerarşik bakımda. Tabii Ali Naibi evet. Üstünde teknik direktörün üstünde. Tamam. Şimdi demek ki burada ama bir... yine de şeyi beklemek lazım. O yüzden yorum yapamıyorum. Yani Ali Naibi Kayserispor'dan bence inşallah gitmemiştir. Yani kendisi mi ayrıldı bilemiyoruz. Yoksa İstifa mı etti yani bilemiyoruz ki. Ayrıldığından emin değiliz değil mi daha? Yok yani şu anda hani Beşiktaş'a hani Ali Naibi'yi yakından tanıyan bazı gazeteciler paylaşmış. Sosyal medyada paylaşılıyor abi. Ama tabii ben yazdım şu an hem yöneticilere hem Sayın Naibi'ye de yazdım. Henüz cevap gelmedi ama şöyle düşünüyorum. Böyle bir şey olmasaydı herhalde şu ana kadar... Öyle bir şey yok diye cevap alırdık diye de düşünüyorum. Yani çünkü genelde mesajlaşmamız yani, hızlı. Ben hoca değiştirmek isterim. Yani. Hoca değişikliği çok değiştirmek. Yanlıştır ki biz 8-9 defa hoca değiştirdik. Bunlara evet. Amatörlüğün göstergeleridir. Profesyonel takımlarda bu kadar çok değişiklik olmaz. Profesyonel takımlar bir stajyer hocayla başlayıp onun dediği transferleri yapıp ondan sonra onu değiştirip ikinci maçta başka bir hocayı getirmez. Bunları hep söyledik. Evet. Yani şu aşamada Hikmet Hoca gitsin vesaire... Hayır ben orada değilim. Hikmet Hoca işini yapsın, doğru yapsın. Bir kendine gelsin ya. Ya hakikaten yani orada bence Cardozo'yu oyun almasını konuşamadık daha tam olarak. Evet. Oradaki psikoloji nedir? Ben onu çözmeye çalışıyorum. Takım iyi gidiyor. Gavrilovic gol atmış. Pası da Emrah vermiş değil mi? Evet. Evet Emrah vermiş. Emrah bir gol atmış. Verdi. Doğru noktaya gitmiş. Golünü atmış ve defansı da ciddi rahatsız ediyor. Kontratağa çıkarken de doğru yerlere koşuyor. Gavrilovic o dakikaya kadar gayet iyi durumda. Cardozo'yu alırken ne düşündü acaba? Şimdi eğer ki tersini düşünelim. Cardozo bir şekilde top aldı, gol attı veya pas veya asist yaptı. Maç 3-4-5 gitti. Bak ben mi yaptım diyecek bunun için mi? Bunu demek için aldı demesi lazım ki. Ben yaptım, yanlış yaptım. Cardozo iyi oynadı mı maçta? Ben göremedim. Yok oynayamadım. Çok kötü oynadı. Şimdi performansı yok. Karagümrük maçında. Aklı değindi bakın. Şöyle de bir şey var. Yani eğer orada Cardozo oyunu almasa şu da olabilirdi. Bakın. Ya kardeşim bu geçen hafta maça gelmiş, maçı çevirmiş, iki tane asist, bir tane asist gerçi Onur'un ama hani evet. Ona kesen Cardozo evet. Yapmış. Sen bu oyuncuyu şimdi oynatmayacaksan ne zaman oynatacaksın? Eleştiriler de olabilir. Bir de yani. Bir tek Cardozo var, bir de Garunuş var burada, Garunuş oradan çıkar mı? Evet. Bir de her maçta en kötü maçlarımızda dakika 80'e kadar oyuncu değiştirdi mi yani hoca? Saat gibi işleyen bir takımı niye düzenli bozar dakika 65'te? Ve iyi bir oyuncusunu çıkarıp küstürür. Ben bunu anlam veremiyorum. Kazanan her zaman haklıdır. Hayır haksızdır. Her zaman haklı değildir. Evet. Ki kaybetti. Haksız ya. Şimdi bu kadar yanlış olmaz mı üst üste? Allah bir korur, iki korur, bir daha yeter yani. Ali her zaman bizi Allah koruyor. Yok evet. O takım koruyor, bu takım koruyor. Yani hakemlik mevzu da o kadar çok değildir. Ben çok daha kötü bekliyordum. Tamam iki tane penaltı oldu. Bir şey aradı vesairedir. Ama var bir şeyler. Arayan Cüneyt Hoca değil. Darayan Mete Kalkalan'dı. Onu anlamıyorum. Cüneyt Hoca iki pozisyonda da penaltı vermedi. İki pozisyonda vardan geldi. Evet, uyarıyla varı aynen, kontrol etti. Aynen, Metin yani o yüzden ben hocada çok bir şey demiyorum. Hoca aklıma gelmedi benim maçtan evet, sonra. Evet, şu anda mesaj geldi. Sayın Naibi doğru. Görevden ayrıldım dedi.
İşte şu Kayseri Spor'da yol ayrımı şimdi oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Eğer detay alma şansın var mı? Valla şu anda çok söyleyemiyorum ama yine de yazayım. Şunu söyleyeyim. Evet. Eğer Ali Naibi kendi ayrıldıysa kendi isteğiyle. Çünkü bazen olabilir. Hani İstanbul'da ailevi durum vardır vesaire. Ama bir şey ama Ali Naibi kendi ayrılmadı da kulüp son verdiyse ya o zaman da demezler misin kardeşim 3 yıllık sözleşme imzalamışsın. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir sürü hikaye anlatıldı. Bu ne denmez mi ya? Profesyonel bir kulüpte bunlar olması yanlış. Bu kadar böyle. Ama tekrar ediyorum. Yine de şunun için yorum yapamıyorum. Bazen hani kendi istifaları da olmuş olabiliyor. Yani siz deseniz ya, de. Şemur Hocam, kendi istifa bize açıklanabilir. Eyvallah da. Şimdi bu burada Hikmet Hoca kaç maçtır kadroyu eleştirip duruyor. Şöyle yanlış. Ya açık açık diyor ki transfer yanlış yapılmış. Ben olsam bu olmazdı. Her maçtan sonra yorum yapıyor. Tekrar ediyorum. Başkan ve kulüp son yıllarda Kayseri Spor'un en iyi kadrosunu verdi Hikmet Hoca'ya. Aynen öyle. Yani aynen. O yüzden bana bu saatten sonra yok. Hikmet Hoca'nın kadro yönünden söyleyeceği her şey boş laf. Boş laf tabii. O zaman Giresun ne yapsın? İşaret tabii ya. Ne yapsın Giresun o zaman? Ya Giresun teknik direktör çıksın. Karagümrük önlerini verdin o kadar. Ne yapsın? Süleyman Nur gibi bir tane profesyonel. Evet. Ne yaptık? Sen forvetin kim kardeşim forvet? İki tane forvet koyuyorsun. Biri İsviçre milli takımının oyuncusu. Aynen. Giresun o kadar oynuyor atamıyor. Kopi içeri atamıyorlar arkadaşlar. Çünkü golcüleri kaleci yok. Kaleci Lunku ver. Türkiye'de kaçta yani 10 işte atıyorum. En az 14 takım ver kalecileri değiştirin der. Lunku performansına baktığın zaman. İstanbul takımları da ister. Ya kardeşim kim olacak yani? Dün mesela bizim kaleci Fenerbahçe'nin kalesi çocuk olsaydı, Luk Fenerbahçe'nin kalesi olsa ne olurdu ya? Ya Emrah Bassan. Yenilirdi kesin. Emrah Bassan da bence şeydir, Anadolu takımlar için. Anadolu takımlar hepsini iyi bir tanesi şey yapar. Geldi yerde de yedik ki iyi bir tanesilerdir. Daha şu anki performansını eleştirirsin. Daha kim alacak? Ben anlamıyorum ki. Daha kim alınacak ya? Ne olacak ya? Bilmiyorum kim alacak ya. Evet. Bir de bana geldiğinde taraftar sevindi. Adamın geçmişi var, yeteneği var. Bir sürü elinde oyuncu var. Bunları kullanamazsan kim ne yapacak? De kadroya da giremiyor. Sonradan giriyor. Mustafa Pekdemet dediğin oyuncu şu anda sakatlı da yok. Tecrübeli bir yetenek. Bunları kullanacaksın ya. O kadar basit. Vallahi şu anda biraz Naibi üzerine herhalde konuşsak daha evet, iyi şimdi olur. Valla şimdi detaylar derken bak, şimdi şöyle bu kadroyu getiren Naibi değil mi? Ali Naibi değil mi? Evet. Bence başarılı Naibi, arkadaş. Bu kadar yani, şu, yani bu transferin neredeyse %95'ini Naibi yaptı. Hani bir tanesi topu alamadı son dakikada. Birkaç tanesi bir tane Naibi düşündüğüne çekti. Bir de o gelse. O da yabancıydı. Yani yine yani, şey vardı. Şu anda bu saatten sonra nedeni olan hani Ali Naibi ile tanışmıyoruz. Bilmiyoruz. Hakikaten hiç ama bence Abdülkadir'in bu konuda şeyi onu alması lazım. Yani. Valla şimdi evet, şöyle. Tanışıyoruz. Tabii işimiz gereği Sayın Naibi ile bu zamana kadar hem telefonla hem yüz yüze de görüşme imkanımız oldu. Hatta bir kere göreve geldiği daha doğrusu transferleri büyük oranda gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarıyla bir araya geldiği bir tanışma toplantısı. Süreçte tanışma toplantısı da olmuştu. O zaman görüştüğümüzde bu sezon yaptıkları veya işte gerçekleştirecekleri transferlerle Kayseri Spor'un daha üst sıralarda olmasını hedeflediklerini düşünerek hamleler yapıldığını, Kayseri şehrinin daha üst sıralara oynaması gerektiğini ifade ederek Sayın Naibi o dönemde bir açıklama yapmıştı ki yani zaten geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezon bu noktada Kayseri Spor'un ciddi bir eksikliği vardı. Hani bir futbol aklı bu transferleri gerçekleştirebilecek, iyi bir kadro planlaması yapacak bir isme ihtiyaç olduğu zaten devamlı dile getiriliyordu. Gündemde olan bir konuydu. O boşluk Naibi ile dolmuştu ve hatta Sayın Başkan Berna Gözbaşı'nın o dönemde bir açıklaması da olmuştu. Bu sezon bizim için en iyi transfer, en önemli transfer Ali Naibi'dir diye. Yani Ali Naibi şeyi doğru bir hamleydi değil mi? Tabii orada bir eksiklik onda hepimiz vardı. Hepimiz yani fikiriz. Genel menajer gerekiyordu. Ali Naibi her fikiriz. Yani teknik direktörlerin istediği oyuncuları değil, bir menajerin Avrupa takımı gibi takımı kurması, onu gelen teknik direktörlerin yönlendirmesi üzerineydi. Doğru. Peki ne oldu dünden bugüne? Söyleyeyim hemen. Ali Çam'la Murat Bey ile görüşmüş. Ayrılma sebebini sormuş Murat Bey. O da kesin ayrıldı. Kulüple çalışma şartları uymadığı için dostça ayrıldık demiş. Evet. Şimdiye kadar uymuş mu? Ya da ne değişmiş? Bu şartları mı değiştirmişiz?
Ya da ilave şartlar mı istemiş? Bu açıklamaya ben tatmin olmadım yani. Evet. Ben Samet Aybaba ile de aynı şöyle hatırladım. Dostça ayrıldık diye Samet Aybaba'da da bir açıklama gelmişti. Sonra baktım bir sürü mahkemelik olaylar oldu. Öyle değil mi Abdülkadir? Ben evet evet biliyorum. Doğru doğru hocam. Yani dostça ayrılmaların sonu hep mahkemeye gidiyor ya hayırlısı. 10 trilyon mu almıştı? Yani. Ben Samet, evet. Samet Aybaba hakkında da mümkün. Sayın Naibi de mesaj atmış. Tekrardan ben şey yapmıştım. Doğru diyor. Zaten ayrıldığını söyledi. Her iki taraf açısından da hayırlısı olsun demiş. İnşallah. İnşallah. Yani öyle bir mesaj var paylaşmış olalım yani. Hayırlısı olsun demiş her iki taraf yani için de. Şey, zaten iş bitti artık. Zaten Murat Bey de teyit etmiş. Ha, futbol literatürlerinin açısından baktığımız zaman bu şu demek. Hayırlısı olsun dediği zaman ileride göreceğiz bakalım ne olacağını. Yani çünkü ben aynı açıklamayı Samet Aybaba da görmüştüm. Hatta burada farklı konuklarımız vardı. Dediler ki ya Samet Hoca bırakır gider. Ya dedim olur mu? Yani ben Samet Hoca'yı tanımam bilmem. Ama normal şekilde mantık yürüttüğümüz zaman bir adam tazminat almadan niye gitsin dedim. Yani vallahi böyle bir mantık var mı dedim. Mümkün değil dedi. Sonra Samet Aybaba aldı. Şimdi sosyal medyadan da mesaj geliyor. Bunca olanlara dayanamadı demek ki diye yazmış. Şimdi Twitter'dan paylaştım hocam. Bu ülke futbolunda çok büyük sorunlar var. Geçen yıl sonu gelen hoca birinci haftadan yollandı. Sezon başı gelen sportif direktör 12. haftada yollandı. Kapatın abi dükkanları. Vallahi kapatın demiş. Ali Naibi kaliteli bir insanmış. Demek ki daha fazla dayanamamış bunlara. Ne alaka diye biri yazmış. Sosyal medyada böyle yorumlar var. Yani benim Naibi'ye yani, yönelik sosyal medyanın yorumları. Yani destekleyici mesajlar. Ya gene de öyle de mesaj veriyor. Destek şu bak. Karaman'ın gitmesini istiyordu. Gördüğüm tablo şu. Ha, evet. Aynen öyle. Taraftar diyordu ki Hikmet Karaman gitmesi lazım diyordu. Evet. Bunu derken niye söylüyordu? Geçmişine bakıyordu. Hikmet Hoca'nın şöyle bir olayı var. Kendisini ön plana çıkarıp eski takımlarında takım ve kulübün kimyasını bozuyor. Evet. Biz de daha yapıyor mu bilmiyorum. Daha görmedik. Şu anda bir sıkıntı var tabii ki. Hikmet Hoca'nın ben kalması gerektiğini düşünüyordum. Kalsın işini yapsın diyor. Şu dakikada gördüğüm kadarıyla takımın kimyasını bozmaya başlamış. Artık nüfuz etmiş. Sıkıntı büyüyor. Bu sıkıntının bir an önce bu kangrenin kesilmesi lazım. Yoksa vücudu kaybedeceğiz. Bacağımızı kaybedelim, vücudu kaybetmeyelim. O duruma gelmişiz. Evet. Ne demiş abi? Tekrar bir alabilir miyiz Sayın Ali Çamlı? Bir tabii kulüple çalışma şartları uymadığı için dostça ayrıldık demiş Ali Çamlı. Kulüple çalışma şartları uymadığı için dostça ayrıldık. Sorsan abi. Dostça kalalım. Sorsan abi. Ne? Ali Naibi sorsan abi. Yalnız canlı canlı. Yalnız şunu söyleyeyim. Profesyonellik merak ediyorum. Yani profesyonel adına üzüntü verdi bu durum onu söyleyeyim. Çok kötü ya. Yani ben evet. Kötü teknik direktörün başarısızın gönderilmesine bile karşıyım. Yani gitmek lazım diye bir insanım. Evet. Bir bakıyorum. Ya bana göre Ali Naibi... Ya çünkü kadro planlamasını yapmış. Kurduğu kadro ilk altının kadrosunu yani, planlamış. Yani kadro planlamasını yapmış. Başkan keza ona destek vermiş. Belli bir kulüp bu konuda düzene girmiş. Yani 12. Şimdi, haftada ne gitti de ayrıldı, ne yapıldı? Ali Naibi konuşken diyordu ki yani hedefleri söyledi. Sezon başında hedefleri Kayserispor'un Avrupa Kupaları 6.lık 8.lık bunu söyledi. Hocamız ne diyor? Şey, sürekli yalnız... küme düşme mücadelesindeki rakiplerimiz şunu yaptı bunu yaptı deyip duruyor. Arkadaş bir dakika ya. Hikmet Karaman gibi 30 yıllık hoca gelmiş hedefleri olan bir hoca böyle bir kadroyu eline alınca yani son 4'teki takımları kendisine rakip olarak gördüğünüz nasıl söyler ya? Ondan sonra da bir hedefleri yüksek koyan adamı gönderelim küçük koyanı bırakalım. Yalnız... Yazık ya. Ki yani şöyle de bir şey var. Ali Naibi herhalde yani bu zamana kadar gösterdiği performansla, yaptığı işlerle herhalde Kayseri Spor taraftarı tarafından, camia tarafından hani en azından yani çok sevilmese bile kötüde anılmayacak. İnan öbür karakterli düzgün bir insan değil. Yani. Karakterli düzgün bir evet, yani şey. Bir sıkıntısını görmedik. Evet. Bir yanlış bir problem görünmedi. Emre Hocam demek ki senin dediğin gibi değilmiş. Dedin ya böyle kendi gitti falan vesaire değil. Bak i̇şte şartlar maddeye evet. Değil mi? Yok değil. Yalnız şu var. Teknik kolay yani. Biz hep Beşiktaş orijinli çalışıyor. Yani bu Bayram Bektaş, Ali Naibi.
Hurma döneminde de Trabzon'un orijini çalışıyorduk. Yani nereye getireceksin Şebun Hocam lafı? Yani çok merak ediyorum. Yani şu şöyle, ufukta bir şey mi görüyorsun? Hayır, Şebun şey, Hocam. Ben sadece şunu bakıyorum. Sergen Hoca gelir belki mi? Belki mesleğin getirdiği bir şey gelir de olabilir. Mesleğin getirdiği bir şey de olabilir. Şimdi bir şeyleri uzaktan görüyorsunuz. Hani işe duygusal da bakmıyorsunuz. Çünkü sonuçta biz nesiliz de biz. Yani bu işin profesyonel bir şeyi yok. Bizim burada amatörce bir yorum yapıyoruz. Baktığınız zaman bir şey görüyorum. Yani ne olduğunu ama baktığım zaman işte Bayram Bektaş geldi. Baktığım zaman Beşiktaş yazarlar hep şöyle o zaman okumuştum Twitter'da. İşte çok iyi bir transfer. Şöyle oldu. Kayseri için böyle oldu vesaire. Geleceği vesaire olan oldu, bir vesaire hoca. Oldu. Bir sürü hikaye dokundu. Evet. Çok iyi bir futbolu şudur budur falan dedi. Sonra Bayram Bektaş gitti milli takıma. Şenol Bey Güneş aldı. Sonra Ali Naibi geldi. Ali Naibi de Beşiktaş orijinli bildiğim kadarıyla. Yani hani hep bu taraftan gelince diyorum iyi ilişkilerden dolayı mı geliyor, şans mıdır? Olabilir. Yani kulübün yani içinde de bilmediğim bir şeyden dolayı vardır, sadece aklıma geleni burada söylüyorum. Evet, vardır bir şey. Eleman alırken ne yaparsın? Arasın, birini sorarsın falan böyle alırsın ya onu gibi yani. Bizim evet. Başkan da ve yönetim kurulu arıyordur. Beşiktaş'ta belki daha iyi ilişkiler vardır. Oradan tanıdığı vardır, yani. Doğrudur yani. Valla evet, benim de dikkatimi çeken konulardan biri. Mensah'tan sonra Beşiktaş'la daha bir ilişki oldu belli yani. Yani o tabii biraz da şeyle de alakalı bir durum olabilir. Yani Sayın Başkan'ın tabii bütün kulüp başkanlarıyla bir diyaloğu var ama Sayın Çebi ile belki ikili diyaloğu daha üst seviyededir, örnek veriyorum. Ondan evet. Kaynaklı da bir durum da olabilir diye düşünüyoruz hocam. Ki ben Beşiktaş... Yani benim öngörüm en azından bu şekilde. Birçok Sergen Hoca'da da ben razıydım. Aydın abi de bizim için iyi bir arkadaştı. İşini yapmasın. Peki yani tekrar bir acaba sportif direktör gelecek mi? Tabii bunu da Sayın Çamlı'ya, Sayın Berna Başkan'a da sormak gerekiyor ama. Şimdi yani burada Hikmet Karaman beni tavsiye etmiştir muhtemelen. Ya işte şimdi şunu da düşünüyorum Serdar abi. Şimdi yani Türkiye'de dominant hocalar vardır. Başta Fatih Terim evet, mesela. Evet. Türk futbolunun en dominant hocalarından birisi evet. Fatih Terim'dir. İşte arkasına birçok ismi sıralayabiliriz. İşte Şenol Güneş'i, Rıza Çalınbay'ı, işte Bunker'i. Bizim Hikmet Karaman'ı. Abdullah Avcı da çalışmıyor. Abdullah Avcı, şey Samet Aybaba. Dominant hocalar belli. Yani bu hocaların bir takımın başındayken sportif direktöre gerek var mı sizce? Var. Var, ya, var. Var ama yok. Bence her takımın tabii ki teknik direktör kim olursa lazım. Olsun var ama işte bu hocalar dominant olduğu için bütün başrolleri kendi alıyorlar. Bir şey ama şimdi sportif direktör öyle bir şey yok. Bakın, evet. Şimdi bakın. Dublör oluyor. Bakın, seyircilerimiz baksın. Chelsea'de bir bayan. Evet. Eğer dominantlık diyorsanız Mourinho'nun üzerine ben tanımam bu konuda. Ama Mourinho Chelsea'yi çalıştırırken Mourinho şu denmedi. Kadro bu oynatıyorsan oynat dedi. Bakın Sevilla'ya milyon dolarlar kazanıyor futbolcu satımından Sevilla. Bakın bir tane menajerin yüzünden. Aynı menajer hangi takımı kurdu biliyor musunuz? Lille kurdu, Lille. Evet. Lille ne oldu geçen yıl? Çok Fransa'da yok. Şampiyon oldu. Şimdi futbolu bilen, işi iyi bilen, takip eden menajerler var. Menajer derken futbolcu menajer anlaşılmasın. Tabii. Farklı bir evet. Şey yani. Her takım bir lidere ihtiyacı evet. Var yani. Ya şimdi eğer şimdi böyle profesyonelleşirsen tamam mı? Profesyonelleşirsen işi götürürsün. Yıllardır menajer olmasa da bakın kardeşim Bayern Münih'e, Beckenbauer'a görev verdiler. Rummenigge'ye görev verdiler. Bayer Leverkusen'e bakın Föller'e görev verdiler. Ve her sene bunlar öyle ya da böyle futbolcu yetiştirip alıp satıyorlar. David Alaba'yı kim tanırdı ya? Bir de şey diyor ya. Getiriyor. Öyle ya da böyle. Yetiştirdiği yerler var. Oradan alıp getirmişler. Şimdi Real Madrid'de. Yani demek istediğim şey şu. Futbol aklı tek olursa. Ya örneğin hiç yabancıya gitmeyeyim ya. Hadi Türk'ten örnek vereyim. Her sene Alanyaspor tonlarca futbolcu satıyor ya. Her sene takımın yarısı gidiyor. Ama Alanya'ya bakıyorum. Her sene baş oynuyor. Yani sen şimdi Trabzon'un en iyi topçuları kim şu anda? Bakasetas. Bakasetas. Satmadı mı? Sattı. Şeye bakın Siopis. Evet. Satmadı mı? Sattı. Korkur. Alayım. Satmadı mı? Sattı. Beşiktaş'a gitti. Defans satmadı mı? Sattı. Kim? Menajer kim? Zamanında Ensakalay. Alanya'nın menajeri kim? Wagner Love satılmadı mı zamanında? Satıldı işte. Satıldı. Aynı menajer mi? Emre kim? Beş. Babası kim menajer? Akbaba.
Ayberak baba satılmaz şey mı Galatasaray'a? Başkan mı yapıyor bunları? Başkanoğlu yapıyor bildiğim kadarıyla. Bir de çalıştığı demek kişiler var. Bir isim vardı var orada da. Abdülkadir senin anlattığın şey itirazın var. Dominant buyurun hoca diyorsun da. Dominant hoca dedik adam maceret üretmez ya. Ve bir şey söyleyeyim. Dominant hoca dedik sen dur kalır. Kesinlikle. Yani Fatih Terim de maceret üretiyor şu anda. Aynı yemekliğe yemekliğe bu adam. Dominantlık farklı mı acaba? Anladım yani şey... Yani bak ön plana çıkmaya çalışıyor ya. Ön plana çıkmıyor. Başarıyı sahiplenmek diye bir hastalık var bunlarda. Evet. Başarıyı sahiplenmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bunu sadece bize yapmıyor. Ve şunu söyleyeyim. Başkanı söylüyor. Ya maçı kaybediyor. Serdar maçın kaybetme nedeni hoca Serdar hoca Bey, şunu söyleyeyim. Bakın Alanya'da Erol başarılı oldu mu? Oldu. Sergen? Oldu. Oldu. Bülent Korkmaz? Oldu. Ben Çağdaş? Oldu. Ben bile başarılı durumum. Yani sana şimdi neden? Ya işte bu menajerlikte adamlar kurduğu bu sistem var. Bu sistemi hangi hocaya getirirseniz getir bir şekilde ya, başarıyı sağlıyor. Uzağa gitmeyelim. Türkiye'nin en iyi menajerlerinden bir tanesi Süleyman Urbay'dı. Bizdeydi. Hakikaten hangi hocaya evet getirirsen getir hocalar başarılı oluyorlardı. Ki gittiği yerlerde çoğu başarılı olamadı. Evet. Tolunay Kafkas da burada başarılı oldu bana göre. Kasımpaşa Ertuğrul Sağlam da başarılı oldu. Sonra gittiler. Bence başarılı Şota oldu. Şota da başarılı oldu. Hı? Şota. Şota iyiydi hakikaten. Yani Şota'yı hala yani hoca konuşuyorlar. Ama ikinci geldiklerinde hiçbiri de tutmadı. Farkında mısın abi? Çünkü, abi, yani çünkü o zaman şey yoktu. Hurma yoktu. Hurma mı yoktu diyorsun? Evet. Hurma önemli. Şimdi hurmanın şöyle bir özelliği vardı. Çok iyi muhabbetim bir muhabbetimde çok da görüşürdüm. O zamanlar çok ilgiliydik. Açık açık söylerdi. Hocanın önemi yok derdi. Bunu söylerdi. Evet. Hoca önemli. Biz hocayı bilerek ön plana çıkarıyoruz. Arka tarafta iyi çalışacaksın. Başkanı çok överdi. Recep Mabur çok evet, överdi. Doğru. Bütün ödemeleri zamanında yapıyor. Ve arkamızda duruyor. Her zaman ağırlığını hissediyoruz derdi ki Recep Mabur sürekli her maça, her antrenmana giderdi. Maçta otururdu, çay içerdi. Ama hiçbir futbolcuyla sohbet etmezdi. Hiçbir futbolcu yanına gidemezdi. Futbolcuyla fotoğrafı yoktu Recep Mabur'un. Hiçbir açıklama yapmazdı. Korkarlardı, gidemezlerdi. Giderse fırçalardı, gönderirdi şeye. Kurmaya gönderirdi. Evet. Öyle bir de ağırlığı vardı. Şimdi orada öyle bir sistem dedin ya, sistem vardı. O yüzden hoca geliyordu, başarılı oluyordu. Çünkü futbolcular parasını alıyor. Şimdi bir iş tekniği genel müdür oldum. 4 aydır maaş almıyor. 2 aydır maaş almıyorlar. Nasıl adamlara iş yaptıracaksın? Yaptıramaz. Yaptıramazsın. Bizim durum hep böyleydi. Mesela şeyde de ben çok takdir ediyorum. Hatay'da en iyi futbolcularını sattılar Hatay'a. Bakıyorsun. Ama adamlar hala... Var bir şey. Tabii erken onlar için ama... Bir şekilde... Yerine iyi futbolcu bulabiliyor. Keyif yani veriyor. Evet. Yani ya işte bulabiliyorsun. Hikayesi budur. Hı. Sen Fransa 3. liginden topçu getirip de Süper Lig'de çok iyi bir yere getiriyorsan bu bulabilmek değil, arayıp görmekle alakalı bir şey yani. Ya bir de geçenlerde bir tane maçı özeti seyrettim. Kayserispor maçı. Amrabat. Evet. Muhteşem oynamış ama geniş özel seyrettim. Hata üstüne hata yapmış. Top kaybediyor, rezil oynuyor, bilmem ne yapıyor, pas vermiyor filan. Ama bir tane gol, bir asisti var. Şimdi öyle bir oyuncu olsa Hikmet Karaman onu kadro dışı bırakır. Koşmuyorsun sen, bilmem ne yapmıyorsun, beni sayıyorsun, sevmiyorsun diye gider. Adamı kadro dışı bırakır. Oyuncularla yönetmek de başka bir şey. Evet. Yıldız oyuncuyu, eline yıldız oyuncu gelmişse ona farklı davranmak zorundasın. Onu yapacaksın ya. Sen de sistem uyacaksın filan. Ben Ferrari'de sorayın, o yüzden mantıklı görmüyorum. Mesela yani Ferrari evet şey, yani Mesut Özil'i Van Persie'yi oynatmamıştı zamanında. Şimdi Mesut Özil'i oynatmıyor. Yani bunlar dünyanın yıldızları. Yani. Şimdi mesela bakalım Falco ne değişti de İspanya'da gol İspanya atıyor. Ligi Türkiye Ligi'nin 10 katı daha zor. Leblebi gibi gol atıyor Falco. Belki o penaltıyı başka sakatamaz. Yine sakatlar. O da herhalde bir şey gelenek görenek oldu Falco. Ya yıldız oyuncu bak bu hoca işine bakarken ben genelde yıldız oyuncuyla bir kavga ediliyor vesaire bir şey oluyor. O rat diye getirmeyeceksin. Bir saygısızlık yaptı diyorlar ya. Ne yaptı? Şunu yaptı, bunu yaptı. İşte bilmem hocaya saygısızlık yaptı. Kim haklı? Hoca haklı. Çünkü saygısızlık olmaz. O raddeye getirmeyeceksin. Daha o olmadan yöneticide bu vardır. Futbolcu o raddeye geliyorsa senin yöneticinde bir sorun var demek. Evet. Yapamayacak onu ya. Evet. Ama fikstürü iyi. Fikstürü bence değil. Fikstürü iyi. Kadro iyi. Genel menajer. Fikstürün şöyle bir dezavantajı olabilir mi? Şemin hocam ben şunu merak ediyorum. Şimdi oynayacağımız takımlar Beşiktaş haricinde hep bizim altımızda olan takımlar. Şu anda biz evimizde kimle oynayacağız? Can Havli'yle oynayacağız. Göztepe geliyor. Göztepe geliyor. Biz de deplasmanına gidiyoruz. Sonra Iğdır var arada. Iğdır var. Göztepe evimizde, Antep'le evimizde mi oynuyoruz? 5 Aralık'ta Antalya. Antep,
Antalya var. Antalya deplasman. Deplasman olmasın. Bence sonra, da Beşiktaş. Beşiktaş, Antep. Hemen bakayım ona da. Son maç Sivas. Bütün maçlar doğru şey hocam. Hep hayır. Göztepe ile evimizde oynuyoruz. Doğru evet. Şey Antep'le tahmin yok, ediyorum. Yok sonra Rize Göztepe'den var. Göztepe'den sonra Rize var. Rize var. Deplasman. Hayır Antep'le evimizde oynuyoruz. Hani kendi evimizde oynadığımız gibi. Fikstüre bakıyor musun Engin abi? Bakıyorum. Şimdi bakalım. Göztepe ile evimizde oynuyoruz. Antep'le evimizde oynuyoruz. Göztepe ev, Rize ile deplasman. Iğdır'da evimizde. Yani o şey. Aynen o şey. Antalya ile evimizde, Beşiktaş'la deplasmanda. Boşlar dedin de. Antep'le evimizde, Malatya ile deplasmanda, Sivas'la evimizde. Son maç tamam, Sivas'ta. Evet. Şimdi baktığınız zaman Göztepe, Antep, Antalya, Sivas. Yani ben evimizde oynarken yani bu takımlara karşı yeneriz diye giderim. Şimdi Sivas ve Malatya var değil mi? Yakın yerlerdeki deplasmanlar mesela çok zor geçmiyor. Bizim de en rahat deplasmanlar. Ama şunu şöyle söyleyeyim. Yani evet. Bir de bu adamlar can havliyle başlayacak. Şimdi bakın Göztepe için galibiyet olmazsa olmaz şu anda. Göztepe de öyle bizim 9 öyle. 9 puanı var. Yani bakın bizim Göztepe Antalya 3 maç evimizden 9 puan çıkarsak zaten 24 ediyor. 0 çıkarsa ne yapacağım? E zahmet de çıkarma yani. Tepek direk dersen çıkmıyor. Bu futbolcular varsa çıkarma çıkmadı yani. İşte. Bu onlar hangi işle ilgili takımları? Anadolu mu yoksa İstanbul takımı mı? O zaman İzmir takımı. Ya o mantığa baktın yani. Evet. Ya ben bakmıyorum o mantığa. Hikmetüce bakıyorum. Şimdi ben de onu düşünüyorum abi yani. Ben o kadar umutsuz değilim. Ben umutsuz değilim de. Şu fikstürden bizim en az 10 puan çıkarmamız lazım. Aynı en az. Bence de. En az 10 puan çıkar. 10 puan 25 puan eder. Geçen hocam kaç maçtan 10 puan? 4 maçta 5 maçta 5 maç. 3 4 5 6 7 maçta. 7 maçta 10 puan çıkar ya. 21 21 alınacak puan var. 10 puanı da bence geçmesi lazım. 10 puan geçer 10 puan alsın. Geçmesi lazım. İlk yarı için iyi bir puan olur. Yani 20, o da ilk yarı için kaç, iyi bir puan. 25 mi? Yok. Geçen sezon 41 puanla ligde kaldık. Evet. Ama rakiplerimiz de çok kötüydü. Yine, onu da atlamak gerekiyor. Yine kümede kalma mücadelesi veriyorum. Yine hesap kitaba mı girdik? Ne oldu bize? Erken ben geleyim. Şöyle siz o psikolojik sınırı açarsanız, bakın ben söyleyeyim, Kayserispor o psikolojik sınırı açarsa, ben o zaman senin iddiaya oynar. Neden oynar? Çünkü Kayserispor rahat olduğu zaman iyi bir kadrosu var. Daha iyi. Ya, Şemin hocam, ama rahat oynayacak. Bir yandan da bak, hem pirolu bir şey var. Profesyonel davranmazsak olmaz. Yani iyi giden bir şeyi bozmayacaksın ya. Evet. Yani biz çok yaptık onu, hala yapıyoruz yani. Şurada Şemin hocam, hani ne alaka yani Ali Naibi'nin gitmesinin? Bir o mu kaldı elimizde yani? Takım uçacak mı ya? Takım sonu muydu? Yani sonuçta fikir ayrılığı var anladığımız kadarıyla burada. Demek ki seçtiler. Serdar abi yani bir... Karaman'la şey arasında. Karaman'ı seçtiler yani, bakalım. Yani evet. Öyle olmuş. İnşallah doğru karar vermişlerdir. Ne bileyim. Gözüken o. Bir fıkra vardır yani. Evet. Tavşanı dövmek istersen niye gözlüğün yok dersin. Bahane abi çok. Çok bahane arıyorlar neyse. Hmm. Ama fikstürü iyi bir yere gelir diye düşünüyorum. Bu İnşallah. Göztepe, Antep, Antalya, Göztepe ile evimizde... Ben 5 maç için 4 maç için falan zannettim de. Hayır. Yok gerçekten. Bak, yok. Göztepe ile... 7 maç için 10 puan çok iyi. Göztepe ile evimizde Rize deplasman, Antep ile evimizde Beşiktaş deplasman, Antalya ile evimizde Malatya deplasman, Sivas ile evimizde. Oradan 14 puan rahat çıkar. Şimdi baktığınız puan. Zaman Göztepe bizden geride. Antep... Aynı puandamız bilmiyorum. Hemen Antalya geride, bakıyorum. Rize geride, Malatya geride, Sivas geride. Yani şu an itibariyle hep gerimizdeki rakipler. 14 puan anlaşılır. Antep'le aynı puanla. Bakalım. Aynı puanlayız. Bir Beşiktaş bizim şey üst tarafta. Evet. Beşiktaş. İstanbul takımından hepsinde bir sorun var. Hepsi hiçbir iyi değil. O da belki şey olur. Onu bir İnşallah yani. Rahat maçlar izleriz ya. Yani biz de şurada bir keyifli yorum yapalım. Onu istiyorum. Yani hakikaten evet. Böyle ben Fenerbahçe maçını izlerken dedim ki maçta güzel gidiyor ya tamam yani dedim. Her seferinde dedim Engin soruyor şimdi soruları. Mecburen akvabizdekini söylüyoruz. Hep olumsuz konuşuyoruz. Şöyle evet. Biraz olumlu konuşalım. Güzel İyi bir şeyden bahsedelim. Ya ben şunu gördüm. Yalnız özür diliyorum Serdar abi sözünü böldüm. taraftarlar tepkili. Yani bilmiyorum Serdar abi Engin ya abi sen de bakıyorsun. Okuyor evet. İşte tamam okuyabiliyorlar. Ne okuyorlar? Herkes anladı ki taraftar ne diyordu kaç maçtır? Galibiyete rağmen Hikmet Karaman gitsin demediler mi? Evet. Galibiyete rağmen evet. Bu çok eleştirildi. Ya takımın galip gelmiş sen niye istifa ediyorsun? Bu tam tersine takdir edilmesi gereken bir şey. Skor taraftar değilmiş demek ki taraftar. Evet. Şimdi ne oldu? Yani Hikmet Karaman'ın gitmeyeceği ortaya çıktı. O yüzden tepki taraftar. Devre arasında bu kadar böyle devam eder mi?
Skor ne olursa olsun. Şimdi 11 puandan Karaman aşağı açısından. Durum evet. Hakikaten başlamsızdır. Şemin Hocam temkinli bence söyledi ama iyi bir durum. Neden temkinli olduğunu anlatayım mı? Şimdi, bilmiyorum şimdi. Bundan 2 veya 3 yıl önceydi herhalde. Biz yine böyle program yapıyoruz. Her program fikstür buraya geliyor. Diyoruz ki 3 puan bundan 3 puan bundan 1 puan bundan bir hafta geçiyor 0. Tekrar fikstür geliyor. 3 puan buradan, şuradan 2 puan. Bir hafta geçiyor 0. Ya bir ara o kadar alıştık ki yazık yenilmeye. Yani şimdi o herhalde psikolojik etki şimdi ben en düşük ihtimalle dedim 10 o puan. Da, yani düşük, 20 puan, 21 puandan 10 puan ama şunu söylüyorum. Çok zor Beşiktaş'ın haricindeki tüm oynayacağımız rakipler şu an itibariyle bizim gerimizde. Evet. Puan olarak. Ve oyun anlamında da yenebileceğimiz şeyler. Yenebileceğimiz şeyler. Bence en iyi de Beşiktaş maçında oynarız gibi geliyor. Geçen sene hep şunu söyledim. Bizim takım kötü gidiyordu. Bence kötü evet. Yönetiliyordu. Öyle eleştirdik. Bizden çok daha kötü yönetilen takımlar var. O yüzden küme düşmeyiz diyordum. Evet. Hala aynı durumdayız. Çok kötü yönetilen takımlar var. Ya İstanbul takımları dünyanın parasını harcıyorlar. Şemin Hocam örnek verdi. Oynayacak takım Karagümrük. Ya önüne raporlar gelir, bir şeyler gelir değil mi ya? Nasıl oynayacağını bilmiyorlar ya. Evet. Onu anlıyorsun ya. Çok amatörler ya. Ve ben işte şunu söylüyorum. Yani ben daha önce Fatih Terim falan yani baskılı, rakibi boğan oyun oynadığı zaman ya biz bugün yenildik ama iyi oynadık derdi. Karagümrük baştan sonra iyi oynadık dedi. Dedim herhalde bu başka maç seyrediyoruz. Biz başka maç seyrediyoruz. Yani o sırada kimin maçı vardı? Liverpool'un değil. Manchester City United maçı herhalde vardı. Herhalde dedim yani aynı andaki maç vardı. Herhalde dedim oradan orayı seyretti önce dedim yani. Ben de evet. Dalmışım isem o maçı seyrederdim. Gittim Galatasaray maçı seyrettim işte. Yani o şey maçta çok güzel maç oldu. Yani Manchester United City maçı De Gea'ya inanılmaz kurtarışlar yaptı ya. Yani City uzun zamandır bu kadar üstüne oynamamıştı Manchester karşısında. Evet. Çok o maçı karşıdaki yazık oldu yani. Yani evet. Mesela dün değil o gün pazar günü Atletico Madrid'in maçı vardı. 3-3 bitti. Müthiş keyifli maçtı. Yani Atletico 3-1'den 3, Barcelona'nın maçı vardı. Barcelona 3-0'dan 3-3 bitti. Yani hocam o maçları izlersiniz. Türkiye Spor Ligi'nin maçları tabii ki yani tatlı olmaz. Tabii ki zevksiz dersiniz. Ya şöyle bir şey. Öyle o maçlardaki yani. Keyif şu. Ama öyle. Yani o maçlardaki keyif şu. Maç içine çıktığınız zaman yani büyük takımların, Atletico Madrid'in, Manchester City'nin, Dortmund'un, yani bir sürü örnek Chelsea'nin, United'ın ne oynadığını biliyorsunuz. Yani nereden pozisyon geleceğini, nereden akacağını biliyorsunuz. Veya hocanın taktiksel anlamda şimdi bunu çıkaran bir şeyler biliniyor, anlatabiliyor muyum? Çok bilinmeyen bir şey değil. Kişiler sistemi kurmuş. Sistem, evet. O sistem üzerinde Atletico Madrid'de Simeone kaç yıldır önce değiştiriyor. Bizim sistem ne yapıyor? Aynı sistemi gidiyor yani. Ama bizde sistem yok. Kaç sistemi bu. Ne? Valla bireysel yetenekli şu anda gördüğümüz şu bireysel yetenekli futbolcularımız gününde olursa kazanıyoruz. Evet. Yoksa kaybediyoruz sistemimiz bu. Sistem bu. Teşekkür ederim Abdülkadir. Tiyam, Gavran. Bir de hocama sorar mısın? Hakikaten bak lütfen. Taraftarın de taraftar ricası var. Bak diğer maçtan sonra sor. De ki hocam 65. dakikada niye Cardozo'yu oyuna sokup da Gardo çıkardın dedi. Daha önce sormuştum. Sen bizden iyi biliyorsun desene hocam. Hep de yenilince konuşuyorum. Hep yenilince soruyorum abi. Yenilince sorsam. Ama yok geçen yok hoca sağ olsun. Yok şunu düzelteyim abi. Hani sağ geçen hocayla denk geldik maç sonu. Barıştınız. Hani kusura bakma dedi. Hani belki yanlış anlaşılabiliriz. Ve dedi maçın mağlubiyetiyle birlikte dedi. Doğaldır. Biraz gergindik, sinirliydik dedi. Yani eğer o Hikmet Hoca söylüyor. Yok söyledi söyledi. Yani. Yok. Onu söyledi onu o söyleyeyim yani. Milattır mı ya? Onu söyleyeyim yok. Ama bunu hoca da kendi adıma. Kamera karşısında söylese daha iyi olmaz mıydı Abdülkadir? Sadece sen mi söyledin? Ateşe körtmek yani. Yok haklısın o konuda kesinlikle haklısın evet. Ama o da olmaz yani. Yok. Buna şükür. Yok. Buna şükür. Hocam. Sağ ol. Sen... Ya benim hiç kimseyle kişisel bir problemim yok. Olamaz da zaten. Hani sonuçta ben bir mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Gazeteciyim Engin abiyle hani birçok maçta da denk geliyoruz. O da evet. Orada işini yapıyor. Eminim, hatta bak... bu sezonda 2 sefer 3 sefer canlı yayın evet. Yaptık. Değil mi Engin abi? Maç yani öncesinde. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Aklımızdaki soruları soruyoruz. Eğer varsa hani gündeme gelmesi gereken, sorulması gereken kendimce... Ki taraftarın da beklentisi taraftarın senin sorduğun soru yönünde. Yani eminim sorardı da bak evet. O soruyu yani belki daha yumuşak da olsa sen sorardı o soruyu eminim. Hayırlı olsun yani herhalde programa bugün Ali Naim'in istifası damga vurdu. Yani programın evet. Gidişatını bir anda değiştirdi.
Moralleri bozdu bence. Kim gelecek veya başka biri de gelecek mi? Bu da gerçekten önemli bir konu. Gelmez, hocam. Yani, gelmezse ne olur? Yani Kayseri Spor'da hani... Veya hoca ile yönetim konuşur mu? Yani hoca yönetimle görüşüp veya yönetimin hocadan bağımsız böyle bir hamle yapması olur mu? Gerçekleşir mi? Bu da ben zannetmiyorum. Yani işte şunu ama şunu diyorum. Tekrar irdelemek lazım. Veya gelirse kim gelir? Olayın perdekası çok önemli. Son bir şey söyleyeceğim. Transferler başlamadan önce böyle bir hamle geldi. Bununla ilgisi olma ihtimali yüksek bence. Çünkü transferler artık başlayacak. E tabi. Karaman istediği futbolcuları mı alacak? Belki ne abinin istediği gerek var vardı. Bence gerek yok. Kazeş burada transfer. Var hocam. Yok var. Yani bana göre var. Sizi bilmiyorum tabii. Şöyle, yani eğer bir stoper Ezzem mesela yani tutmayanlar değiştirebilirsin olmaz. Hocam. O anlamda yani işte tutmayanları değiştirmek sezon başında her tutmayan değiştirmek 1 Euro'dan başlıyor. Yo, bazen bence işte ekonomik olsun yani. Bir şey yaparsın. Evet. Herkes yani. Bence bunu düşünsün. Şöyle de bir şey var hocam. Abartmadan nokta transferi yaparsan. Bence ruhsat transferi de mesela yani transferi. Çünkü şöyle bir durum da var Şemin hocam. Hani insanlar bazen şu pencereden olaya bakıyorlar. Ya hiç kimse sana en iyi oyuncusunu vermez veya işte iyi oyuncu sana gelir mi düşüncesiyle bakıyorlar ama şimdi baktığımız zaman bazen öyle bir fırsatlar ele gelir ki yakalanır ki hani oyuncu takım iyi bir oyuncudur ama takımında mutsuzdur. Mesela belki damadı burada öğretmendir. Yani bir hocamızın evet. Teknik direktörümüzün gelmek ister. Yani canı gelmek olur. İster evet. Kesinlikle. Güzel noktaya değindi. Yani üstü kapalı. Ya fırsat transferi nedir biliyor musunuz? Fırsat transferi Anadolu takımları için şudur. Gidip Siopis'i bir yerden bulup getirip çıkarmaktır. Bakatesas'ı bir yerden bulup çıkarmaktır. Onu ben mi yapacağım? Diouf'u bir yerden getirip Hatay'da top oynatmaktır. Fırsat transferleri budur. Uzun zamandır, bugün için demiyorum, 2015 yılından beri Kayseri Spor'da şu futbolcuyu getirdik de çok tuttu. Ve transfer ettiği Deniz'in dışında bir futbolcu var mı aklınızda? Asomahçıyan. Var bir şeyler de yani. Hayır bak. Bilinmedik diyor. Bilinmedik. Getirip bakın ben parlatma. Bir sürü saydım şeyde. Kurmada mesela şey yapardı genelde. Bir tane var Doğan Alem'de. Doğan Alem'de. Hayır Doğan Alem'den altyapıdan çıktı. Altyapı. 2015'ten beri ben Kayseri Spor'da hiç böyle bir alınıp da parlatılıp satılan futbolcu Deniz'in dışında görmedim. Türünç'ün dışında görmedim. Şey ama bak, ben Alanya'dan hocam. Bakın sana. Hocam, Alanya'dan çok şimdi evet. Bakın ya. Hasanları kaldırırım. Konya'dan. Evet. 2015 diyor mesela Serdar abi. Ha 2015. 2015'ten beri var. Yok. Konya'da. Bir ara Başacıklıoğlu için söyle. Bilal Başacıklıoğlu için. Yok. Amir Hadi. Söyledi. Evet. Fener maçından sonra bayağı bir övülmüştü. Kaç istiyorlar? 5 milyon euro yani Galatasaray'ın gündemine gelmiş. 5 milyon euro istiyorlar. Konya Spor'daki Hacı Ahmet Oğuz. 5 milyon euro istiyorlar. Yani baktığınız zaman siz niye bulamıyorsunuz? Hocam bunlar kim buluyor? Var mı Kayseri Spor'un ekibi? Abdül Kadir böyle bir ekibi var mı? Arayıp da futbolu izleyen, şimdi şöyle gelen... sorduğumuz zaman hani yönetimle görüştüğümüz zaman herhalde. Sayın Başkan, Sayın Çamlı yani bir sportif diyorum, bir scout ekibinde olduğunu söylüyorlar. Var, bu scout ekibine danışıldığını ve bu transferlerin gerçekleştiği yani transferlerin de gerçekleştiğini ifade ediyorlar. Var. Yani bir dakika. Naibi gitti ya. Hani Naibi gitti bir evet. Şey var Rahman abi. Şeyi Lucas seni getiren menajer kimse onu getirsinler. Takım maçına koysunlar. Uçurur Kayseri Spor. Lucas seni getiren menajer kimdir tanımıyorum. Kendisi tebrik ediyorum. Müthiş bir menajerlik başarısıdır. Evet. Getirsinler. Onunla direkt anlasın. Kaç lira diyorsa versinler. Şunu söyleyeyim. Yani tekrar ediyorum. Programın özetinde bu soruda tüm program özeti gizli. 2015'ten beri neden biz bir transfer yapıp bu transferi ihraç edemiyoruz? Asıl soru bence bu. Hocam biz tersini yaptık. İyi oyuncudan aldık sonra çöp yaptık geri gönderdik falan yani. Evet. Çöpe atıldı yıllardır bu yıllar maalesef. Evet kesinlikle. Evet programımızın sonuna geldik Şemin Hocam. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ayağınıza ediyorum. Sağlık. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Güzel bir program oldu. Yani eyvallah. Yayın içinde... Biraz kopuk yayın oldu ama işte o şeyden yeni gelişmelerle yani, birlikte. İşte anlık gelişme olduğu için hazırlıkta değildik yani. Evet. Program akşam yayınlanacağı için şey diyebilir izleyenler. Zaten. Yani. Zaten şu anda akşam. Yok diyecekler ki. Yok diyecekler ya. Öğleden sonra işte Ali Naibi'nin biz öğrendik daha bunlar akşam yeni öğrendik. Akşam öğrendik zaten şu anda akşam. Abdülkadir ayaklarına sağlık. Valla teşekkür ediyorum abi. Yine evet. Keyifli bir program yaptık. Hem Şemin hocam hem Serdar abi hem siz. Gerçekten yine bugün keyif aldığımız bir program oldu. Kesinlikle. Önemli flash gelişmeleri. Kötü haberlerden aslında keyif aldık. Evet hakikaten. Evet. Evet ben
Milli takıma başarılar diliyorum. Evet, milli ara girdik. Bu gruptan yani elimizin Şenol Güneş sayesinde elimizin tesir ettiğimiz maçları inşallah dönüş olur. İnşallah. Temennim odur. Yani Şenol Hoca sayesinde bayağı itmiştik ama bu iki galibiyet bize yetiyor mu? İşte şeyin takılması gerekiyor. Hesap kitaptan niye anlarız biz? Norveç'in takılması gerekiyor. Norveç'in takılması gerekiyor işte. Yani işte az önce bahsettik. Haaland kaç hafta yok. Norveç çıkıp topunu oynuyor. Evet. Ama doğru. Bizim bir tane eksiğimiz olduğu zaman ortalığı yıkıyoruz. Belki de bundan kaynaklanıyor. Bilmiyorum. Bahaneleri çok yanlış yerlere sığınıyoruz. Bizim kesinlikle. Kayseri Spor taraftarı yıllardır hesap yapmayı çok öğrendi. Hatta genç arkadaşlar matematiğin notları üstlenmiştir bu sayede. Bu hesapları da yaparız. Evet, kesinlikle. Yok. Ayaklarına sağlık Serdar abi. Varmış son olarak. Teşekkür ederim. İnşallah görüşmek üzere tekrar. İnşallah. Teşekkürler. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.